Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah, aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unib. Hazirun-u kiram, bu mevsimin ilk sohbetine hoş geldiniz. Cenab-ı Rabbil Alemin, buraya gelmek için kat ettiğiniz her metre mesafe mukabilinde size bir hacca ekber sevabı ihsan buyursun. Eba ecdadınızı mağfiretine mazhar eylesin. Neslinizden kafir, zındık, münafık getirmeyerek kıyamete kadar nefsinizi iman üzere lütfen ve keremen ipka buyursun. Bu duamı da sade huzurumdaki olan insanlara değil, ekranı başında bizi seyretmekte olanlara da şamil olarak kabul buyurarak ona göre ikramı ihsanını lütfeylesin. Bildiğiniz üzere her cumartesi günü öğlen ve ikindi namazları arasında burada epeyden beri ders yapmaktayız. Gerek mekteplerin tatil olması ve gerekse Ramazan-ı Şerif dolayısıyla bir fasıladan sonra bu ilk ders bir başlangıç mahiyetinde olduğu için bir kitabın ön sözü gibi sebebi telif yazılma sebebi anlatılan bir kitabın ön sözü gibi bu sohbetler hakkında da kısa ve umumi bir malumat vermek istiyorum. Ondan önce Cenab-ı Hak hayat ve sıhhat nimetini devam ettirerek bize bu yeni mevsimi idrak ettirdiği için kendisine nihayetsiz hamdü senalar ederim. Bütün nimetlerin menşe sebebi Resul-i Ekrem Efendimiz olduğu her rahmet onun yüzü suyu hürmetine halk edildiği cihetle Peygamber aleyhissalatü vesselama âli ashabına etbağına nihayetsiz salatü selamlar ihda ederek söze başlamak istiyorum. Söz yazı gibi değildir. Yazıda kitapların içindesiniz, söylediğiniz sözün kaynaklarını, sayfa numarası, baskı tarihi, müellif adı zikrederek gösterebilirsiniz. Fakat sözde bu mümkün olmaz. Ekseriya mümkün olmaz. Falan kitapta vardır, filan kitapta vardır dersiniz de cümleyi aynen bir hafızın haşa Kur'an okuduğu gibi noktası virgülüne kadar tekrarlayamazsınız. Bu sebepten olacak ki bundan evvelki sohbetlerimizde umumi kabule aykırı görülen bazı görüşlerimiz dolayısıyla internette çok tarizlere maruz kaldık. Çeşitli vesilelerle tarihte mühim bir adam, ehemmiyetli bir adam, değerli bir adam sanılan bazı yanlış adamlar hakkında işin doğrusunu söylemek dolayısıyla hakkımızda Cumhuriyet çocuklarının bilemeyeceği bir kelimeyle söyleyeyim, size bir hatıra kalır. İtale-i kelamda bulunulmaktadır. İtale-i kelam demek sözle tecavüz demektir. Fiili tecavüz değil, sözle tecavüzde bulunuluyor. Falan adama şöyle bir kelime kullandı, haşa. Bunların içinde bir sürü de yalan var. Kullanmadığım kelimeler bana mal edildi.
Falan adama kötü dedi. İyi de neye istinaden dedi, ona dikkat eden yok. Bu sebeple bundan sonraki konuşmalarımda, sohbetlerimde umumi kabule şöyle veya böyle aykırı görüşler için buraya bazı kaynaklar göstererek, bunu ben demiyorum. Bu hadiseye en yakın tarihte yazılmış olan kaynaklar söylüyor diye zikredeceğim. Bugünkü sohbetimde de fırsat bulursam bunu tatbik edeceğim. Ben bir sohbet esnasında kitap açıp oradan okuyan adamlara kızarım. Çünkü o bilgi kafandaysa o kitaba niye ihtiyaç hissediyorsun? Bunu yapan çoktur. Ben bunu asla tercih etmem. Hayatımda on binlerce konuştum. Hiçbir defa kağıda bağlı konuşmadım. Kağıda, kitaba bağlı konuşmadım. İrticalen konuştum. Bundan başka bir teklifi de asla kabul etmedim. Buna rağmen bu gibi yakışıksız, gereksiz itirazlardan kurtulmak için eğer o hüküm burada zuhur eden bir sebeple aniden zuhur etmiş ise tabii o anda onun kaynağını tedarik edip gösteremem. Fakat daha sonraki sohbette kaynağını açıp göstereceğim. İtiraz eden kaynağı etsin. Fakat geçen sene devamlı surette gelen suallere cevap verdik. Buna rağmen de elimizde binlerce sual var. Tabii bunların bir kısmı mükerrerlik arz ediyor. Onları ayıklamaya çalışıyoruz. Fakat bu sene sohbetlerin tamamını cevap mahiyetinde, dinleyicilerden gelen cevap mahiyetinde olarak yapmayacağız. Şimdiki planda bir hafta ben insanlar arasında, bilhassa gençler arasında umumiyetle münakaşa edilmekte olduğunu fark ettiğim bir takım dini ve tarihi temel meseleleri seçerek burada anlatacağım. Bir ikinci hafta ise suallere cevap vereceğim. Böyle bir dengeli götürmek istiyorum işi. İhtiyaca göre benim seçtiğim meseleler veya suallere ağırlık verilerek değiştirilebilir. Şimdiki niyetimiz budur. Bu sebeple bu haftada ben seçtiğim bir meseleyi anlatmak istiyorum size. Fakat ona girişmeden evvel şunu söyleyeyim ki sadece bir takım yanlışlarla şartlanmış adamların itali kelamına maruz kalmakla vaki olmuş değildir bu sıkıntı. Bir de konferans tekliflerinden sıkıntım vardır. Gerek sizden ve gerekse ekranı başında dinleyenlerden rica ediyorum. Benim artık ihtiyar olduğumu kabul buyursunlar. Paris'ten konferansa çağrılıyorum. Almanya'dan, İsviçre'den konferansa çağrılıyorum. Hani birbirinin çektiği dili belasıdır derler ya. İstanbul içinde nadirattan kıramadığım bazı yerlere gidiyorum. Arkasından bin teklif alıyorum. Eskiden sözlerimize müşteri bulamazdık. Şimdi müşteriye biz yetişemiyoruz. Bu bir cihetle sevindirici bir hadisedir. Müşterinin çoğaldığını gösteriyor. Size bir hatıramı anlatırsam, bu İslami hakikatlere talep mevzuunda gençlerimizin iştahı nereden nereye geldi anlayasınız ve içinde bulunduğunuz zamanı
doğru takdir ederek ümitsizlikten kurtulasınız diye burada size bir hatıra anlatayım. 1956 senesinde Fatih Camii Şerifinde bir Kadir Gecesi Mevlüt dinliyordum. Yanımda 3-5 arkadaş vardı. Dedim ki onlara, biz burada Mevlüt-i Şerif dinliyoruz, Kur'an-ı Kerim dinliyoruz. Bu bir nevi keyif etmektir. Bundan haz alıyoruz, tatmin oluyoruz. Lakin üniversiteler şimdiki gibi değildi. Bizim ne üniversiteli kardeşlerimiz var ki bu gecenin Kadir Gecesi olduğundan haberi yok. Kadir Gecesi'nin ne olduğundan haberi yok. Biz burada keyif edeceğimize kalkın bir yurda gidelim. Oradaki gençlerle sohbet edelim. Cami-i Şerif'ten çıktık. 4-5 kişiydik. En yakın yurt Akdeniz Caddesi Şemseddin Sami Sokak'ta Erzurum Talebe Yurdu. Burayı iyi biliyorum çünkü bu benim babamın teyzesinin eviydi. Satıldı. Erzurumlar aldı, burayı yurt yaptı. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde de bu evde kaldım. Bir müddet. En yakın yurt bildiğim orasıdır. Oraya gidelim dedik. Erzurum Talebe Yurdu'na gittik. Şemseddin Sami Sokak'ta. Orada tanıdığım kantinde ben devamlı konuşuyordum. Masamda oturan bir genç vardı. Onu sormak bahanesiyle girdik müdüriyete. Falan arkadaş burada mı? Evet dediler. Ya bir çağırın gelsin, o bize lazım. Sohbete geldik diyemiyoruz. Erzurum gibi muhafazakar bir memleketin çocuklarına. Bakın. İhtiyarlığın alametlerinden biri de ihtiyar ağzını açtı mı söyleyeceği söz için evvela zihnine hatıralar hücum edermiş. Bende de öyle zuhur etti. Birisi o arkadaşı çağırmaya gitti. Biz müdüriyette oturduk. Mutfaktan bir ses geliyor. Birisi beni tanıdı. Mutfakta bağırıyor. Şimdi bir mektup bulsan, yırtılıp çöpe atılmış. Parçalara bakarsın, kelimenin yarısını görürsün, yarısını görmezsin. Cümlenin yarısı elindeki parçada olur, yarısı yoktur. Tahmin etmeye çalışırsın değil mi? Bu bağırıyor, birisi ağzını tutuyor. Bu Atatürk, bu Atatürk düşmanını burada görmek istemiyorum diyor. Ben zihnen tamamlıyorum. Atatürk. Adam bizi kovacak. Öteki de diyor ki onun sesini duyuyoruz. Onun ağzını tutan yok. O diyor ki ya misafire böyle muamele mi edilir? Ayıptır diyor. Sabret, onlar birine bakıyorlar. Şimdi gidecekler. O gene bağırıyor. At düş, at düş, kovacağım. Anladık ki bize burada müşteri yok. Arkadaş gelince dedik ki biz bir yere gideceğiz. Seni almaya geldik. Buraya sohbete geldik diyemedik. Erzurum gibi muhafazakar bir memleketin çocuklarına biz buraya dini bir sohbet yapmaya geldik diyemedik. Onu da aldık. Vatan Caddesi, Matan Caddesi yok. Oralar marul tarlası. Şehzade başına geldik. Aksaray'a geldik. Bir Nurcu arkadaşım vardı. Şehremin'in de Kütahyalı bir Nurcu. Bu Kütahya yurduna gidelim dedim. O Nurcu arkadaşı vesile ihtiyaz ederiz. Orada bir sohbet yaparız. Yurtta bir tanıdığın olacak ki ondan merhaba, selam, kelam derken konuşmaya başlayacaksın. Kulak misafiri olan gelecek. Ben size sohbet etmeye geldim, konferans vermeye geldim desen, sen de kimsin? Ne işin var? Defol derler adama. Böyle bir zaman. Cebimizde bir taksit tutacak para yok.
hiçbirimizin cebinde çıkmadı. Yürüdük. Şehreminli yurduna geldik. Onuncu kardeşi bulduk. Biz dedik, seninle sohbete geldik dedik. O çay düzeni yaptı. Biz de oturduk salonda konuşuyoruz. Sağdan soldan merak edip gelenler oldu. 5-10 kişiye konuşuyoruz. Müşteri bu kadar az. Sonra öğrendik. 10 senedir tıbbiyede okuyan bir komünist talebe. Yanımıza geldi. Siz Atatürk düşmanısınız. Sizi bu yurtta istemiyorum. Küfretmediği kaldı. İnanmayacaksınız. Vura vur gittik. O nurcu çocuk birkaç arkadaşını çağırdı da kavgayı, dövüşmeyi böyle önledik. Ben de o zaman deli zamanım. Ulan ben Muhammed Mustafa'nın askeriyim dedim. İnşallah öyledir. Bu yurtta kavga olmaz. Erkeksen çık dışarıya. Kavgada çok çeviktim. Unutmayın, kavga etmeyin de ederseniz ilk vuran kazanır. Ben hep ilk vuran oldum. Kolay kolay da dayak yemedim. Övünmek gibi olmasın. Fakat o dışarı çıkmaya cesaret edemedi. Onu odasına tıktılar. Biz zar zor orada bir iki saat konuştuk. Bak, müşteri bulmak için bu kadar sıkıntı çekilen bir zamandan bugün müşteriye yetişememek gibi bir güne geldik. Bir cihetten elhamdülillah. Lakin davanın baharı benim ihtiyarlığıma denk geldi. Davanın kışında yaşayan adamları Üstad Bediüzzaman gibi. Kar delen çiçekleri diye bir kitapta inşallah toplayacağım. Böyle bir dosyam var. Onlar gençliklerini İslam davasının kışında yaşadılar. Onlar mücadelesiyle hohlaya hohlaya karlar eridi. Bahar alameti görüldü. Biz de ihtiyar olduk. Davanın gençleşmekte olduğu bir zamanda biz ihtiyarlamakta olduk. Onun için bu müşteri çokluğuna iştahım sonsuz. Keşke yetişebilsem de her talip olana bir şey anlatabilsem. Bir kimsenin sizin vasıtanızla doğru yola gelmesi, üzerinde güneşin doğup battığı her şeye sahip olmaktan hakkınızda daha hayırlıdır. Bu bir hadis mealidir. Hazreti Peygamber bunu Hazreti Ali'ye karşı ifade buyurmuştur. Bir tek ferdin sizin vasıtanızla doğru yola gelmesi, üzerinde güneşin doğup battığı her şeye sahip olmaktan ya Ali senin hakkında daha hayırlıdır buyurmuşlardı. Böyle bir kazanca iştah sonsuz olmaz da ne olur? Lakin her arzu iktidar ile mahduttur. İktidarın kadar arzunu gerçekleştirirsin. Bu sebeple ben de ihtiyar oldum. O beni konferansa davet edenlere niyet edip tehir etmek şartıyla taleplerini isaf etmişim gibi, bu kelimeyi de bilmezsiniz, isaf etmiş gibi, yerine getirmiş gibi Allah'tan sevap umarım. Lakin arzularını yerine getirmeye gücüm, takatim kalmadı. Beni mazur görmelerini ve sabah akşam konferansa gelirdin gelmezdin münakaşasıyla usandırmamalarını rica ediyorum. Şubat ayında Artvin'den telefon geliyor bana. Biz burada din görevlileri, o da ne demekse, dinle herkes görevli, hademe-i hayra toplandık. Bir konferansçı düşündük, seni seçtik. Trabzon'a kadar uçakla gel, biz uçak paranı da veririz. Bize konferans ver. Trabzon'dan Artvin'e gitmek var ya, buradan Paris'e gitmekten zor. Allah'ın dağları. Olmaz dediğin zaman da hizmetten kaçıyorsun diye itham olunuyorum.
şu prensip sözlerinden sonra gelelim fihi mafihimize, esas meselemize. Dedim ki size ben bir hafta suallere cevap vereceğim. Bir haftada kendi seçtiğim meseleler hakkında konuşacağım. Bu hafta sizinle konuşmak istediğim mesele Osmanlı tarihinde evlat ve kardeş katli, vezir katlidir. Ben çeşitli vesilelerle bu meseleye dair evvelce de şurasından burasından temas etmişimdir. Bundan 15 sene evvel Türkiye'ye ilk döndüğüm sıralarda Hüdayi Vakfı'nda böyle müteselsil sohbetler yaptım. Lakin o zaman kamera yoktu. Onlar da orada kaldı. Orada da bu meseleyi anlattım. Cariye meselesini anlattım. Harem ağaları meselesini anlattım. Çeşitli dini ve tarihi meseleleri umumiyetle gençlerin aydınlatılmasına ihtiyaç gördüğüm çeşitli dini meseleler anlattım. Lakin kamera olmadığı için onlar bugüne intikal etmediler. Bu defa çekimli olarak bu meseleleri iki haftada bir sizlere kısaca izah etmek istiyorum. Evlat ve kardeş katli denildiği zaman umumiyetle dinden ve tarihten bilgisi az olan insanların en fazla günaha battığı meselelerden birisidir bu. İslam'da bir insanın yanlışını söylemek gıybet namıyla günahı kebairdendir, büyük günahlardandır. Lakin bu büyük günahlardan olan hataları söylemenin meşru olduğu, İslam nazarında meşru olduğu 5 yer vardır. 5 yer vardır. Bu 5 yerden birincisi hatası umuma sari ve şamil olan adamın kusurlarını söylemektir. Yani insanları yanıltıyor bir adam. Dini yanlış anlatıyor. Veya tarihi yanlış anlatarak şahsın hukukuna tecavüz ediyor. Doğru adamı yanlış anlatıyor. Yanlış adamı doğru anlatıyor. Mustafa Kemal'i göklere çıkarıyor. Sıfatı hoca. Cami kürsüsünde ben bunu yaptım diye de övünüyor. Şimdi bu hareketin yanlış olduğunu İslam ölçü alınmak şartıyla söylemek emri maruf nehli anil münkerdir. Bu İslam'da cihat gibi temel esaslardan biridir. Sadece mubah değildir bu yanlışları söylemek. Aynı zamanda dini bir vazifedir. Biz yazılarımızda ve sözlerimizde bu yanlışları teşrih etmenin, mukabilinde doğruları söylemenin emri maruf nehyanil münker olduğuna inandığımız için bu yolda yürüyoruz. Yoksa kimseyle hiçbir şahsi alıp veremediğimiz iş yoktur. Demek ki birincisi budur. İkincisi, sana biri bir yanlış yapar. Bu yanlış karşısında şer'i hakkın nedir? Bunu anlatmak için müftiye sorar, fetva istersin. O zaman müftiye bunu anlatırsın. Etti mi ki? Şikayetçi olur, dava açarsan. Mecburen kadıya söylersin. Gıybet olmaz. Kadıya anlatırsın sana karşı yapılan kötülüğü, o adamın yaptığı kötülüğü. Etti mi 3? Bir adamı biliyorsun ki mesela sahtekardır. Saf bir Müslüman ondan bir münasebete giriyor. Kazıklanacak, zarar görecek. Sade o Müslümana bu adamla bu işi yapma, bu doğru dürüst bir adam değildir dersin. Başka bir Müslümanın zararına mani olmak maksadıyla
Bir Müslümanın kusurunu, hatasını söylersin. Etti mi dört? Beşincisi de onun kendine söylersin. İçki içiyorsa içme arkadaş. Allah bunu haram kıldı. Bu da gıybet değildir. Zaten gıybet olması için vicahen değil, gıyaben söylenmesi lazımdır. Demek ki beş yerde hata söylenirmiş. Bunların birincisi zararı umuma ait olan yanlışların söylenmesidir. Ben de zararı umuma ait olan yanlışlara taalluk eden veya yanlışlara ihtimali olan meseleleri burada konuşacağım. Bunlardan birisi Osmanlı tarihinde evlat ve kardeş katli meselesidir. Buna tarihi bir ıslah olarak siyaseten katil denir. Siyasi sebeplerle bir adamı öldürme. Bu sade evlat ve kardeş için değil. Aynı zamanda vezir rütbesini haiz yüksek seviyedeki devlet adamları için de padişaha tanınmış bir haktır. Peki bu örfe mi dayanır, şeriata mı dayanır? Bunu anlamadan evvel şu vebalin anlaşılması için size gene hatırıma tevarüd eden bir iki vaka söyleyeyim. Bir zamanlar bir düğünde bulunuyordum. Hidiv Abbas Paşa'nın köşkünde, Kanlıca'nın üstünde. O zaman Tayyip Bey dahil, Büyükşehir Belediye Reisi. Kaza belediye reislerinden 20-30 kişinin bulunduğu bir masadaydık. Başımı tavana kaldırdım, baktım, süslemelerde haç var. Bunun sebebini ben bilirim, oradakiler bilmez. Abbas Paşa, Osmanlı taraftarlığı yaptığı için İngilizler tarafından Hidiviyet makamından atılmış, gelip İstanbul'a yerleşmiş bir adamdı. Onun vekil harcı Fuat Şemsi Bey'di ki, onun hayatta en sevdiği adam bendim. 30 senelik hukukum var kendisiyle. Abbas Paşa'nın işlerinde iki yanlış yapılmış. Birisi bu Hidiv kasrıdır. Oraya bir kasır yapılmasını bir Fransız mimara ısmarlamış. Mimar oraya bir şapel yapmış. Şapel ne bilir misiniz? Bizim mescit mukabili küçük kilise demektir. Hidiv kasrı bir kilisedir. Gördüğünüz kule de çan kulesidir. Sadece çanını asmamış oraya. Abbas Paşa içine girer girmez buranın kilise olduğunu görünce bir gün oturmamıştır orada. Fuat Şemsi'nin yalancısıyım. Belediyeye hediye etmiş. Bütün süslemeler haçtır. Dikkat edersen görürsün. Tavan süslemeleri, renkli camlar haç. Tayyip Bey dedim. Burayı tamir ederseniz, bu süslemeleri değiştirin. Ha size öteki yanlışı da onun işlerindeki öteki yanlışı da söyleyeyim mi? Türkiye'de Midyat vardır. Mısır'da Dimyat vardır. Dimyat'a pirince giderken bulgurdan olduk derler. Dimyat bir şehir adıdır. Bunu Midyat'la karıştıran olur. Aynen bunun gibi isim benzerliğiyle Hidiv'in bir çiftliği Mısır'da, bir çiftliği de Dedeman çiftliği Ege'de. Oraya bir proje yaptırmış. Mısır'daki çiftliğe. Mısır'daki çiftlikte tren geçiyormuş. Onu da bir İngiliz firmasına vermiş. Hatıralar böyle bir şey, zorluyor adamı anlatmaya. Hücum ediyor zihnime. Oradan tren geçen yere, tabii tren istasyonunda yapılmış çiftliğe. Fakat bu projeyi Dalaman'a, Türkiye'deki Dalaman'a tatbik etmişler yanlışlıkla.
Halbuki Türkiye'deki Dalaman'dan tren geçmiyor. Tren geçmeyen yerde tren istasyonu vardır şimdi. Gidin görün. Böyle bir yanlışlık olmuş. Hidiv kaslı şapel. Kilise. Hidiv bunu bu vasfından dolayı oturmayarak belediyeye verdi. Sen dedim burayı tamire al ve bu haçları ört. O zaman Tayyip Bey belediye reisi. Hidiv sadece burayı belediye vermemiştir dedim. Emirgan'daki lale bahçesi de Hidiv'in hediyesidir. Zenginliğe bak. Belediye hediye etmiştir. Lale bahçesinde bir sarı konak vardır. Osmanlı mimarisi odur dedim. Ona esas al burayı tamir et. Zengin aniyadan birisi. Para insanların nefsine kuvvet verir. Zenginler çok büyük konuşur. Ve zenginler parası kadar aklı olduğu zannı içinde olur daima. Muayyen istisnasıyla, pek az istisnasıyla. Birisi dedi ki ne yaparmış Osmanlılar da kafalarını kızdılar mı? Evlatlarını, kardeşlerini katlederlermiş. Şimdi düşün İslam tarihinin asr-ı saadetten sonraki en şaşalı devrini ifade eden Osmanlı tarihi ve o tarihi vücuda getiren mübarek bir hanedan mensuplarına karşı bu terbiyesizliği, bu ithamı, bunun manevi ağırlığını düşünün. Allah dostlarına düşman olmak. Canları sıktı mı evlatlarını, kardeşlerini keserlermiş. Bunu diyen zengin benden çok genç. Ben çocukluğunu biliyorum. Babası da ahbabımdı. İsmini vermiyorum. Dedim ki senin babanı ben tanıyorum. Namuslu, gayreti diniyesi olan bir adamdı. Sana bir haber gelse, babam bir cinayet işledi. Bu haber karşısında vay namussuz benim babam falan ismini de söyledim. Burada söylemiyorum. Alçak namussuz durup dururken adam öldürülür mü, mi dersin? Ulan benim babam namuslu, şerefli, aklı başında bir adam. Acaba niye? Nasıl bir mecburiyetle karşı karşıya kaldı da benim babam cinayet işledi mi dersin? Elbette bu ikincisini söylersin. Çünkü babanın babalık hukukuna sahipsen böyle dersin. Bir de hüsnü zanda bulunmak mecburiyetiyle böyle dersin. Kızdığın bir adam olsa cinayet işledi deseler o zaten namussuzun biriydi yapardı dersin. O zaman dedi sana ben İslam tarihinin en şerefli mücahitlerinin icraatından bahsettim. Sen onları toptan itham ediyorsun. Bu müdafaa etti. Ben cevap verdim. Orası bir konferans salonuna döndü. O sustu tabii bana cevap verecek takatte değil. O sadece bir hükümle şartlanmış. Bunun arkasını kendi bilgisiyle destekleyecek hali yok. Kemalistlerin Osmanlı'ya küfürleri gibidir. Küfürden ibarettir. Hiçbir mantıki delile dayanmaz. Bir şeyh efendinin tasavvufa dair bir kitabını açtım. Aynı sözleri orada gördüm. Şimdi onun yakın bir müridi o kitapları yeniden basıyormuş. Dedim ki bak insanların hepsi bildiğinin alemi bilmediğinin cahilidir. Bilmediği işi konuşan bir adam evliya da olsa yanlış konuşur. Çünkü senin ona göre altyapın yok. Bunları lütfen değiştir. Çünkü o şeyh efendiyi de ben yakın tanıyorum. Hukukum da vardı. Ama bu söz yanlış. Osmanlı tabii yıkılır. Varayı o evlat kardeş öldürür. Masum insanları öldürür. Onların vebalinden yıkıldı. Bu sözü başkalarından da duydum. Bu iki misal size yeter ki böyle kulak dolgunluğuyla
bilgisizce ecdada dil uzatmanın vebali müthiştir. Unutmayın, sade yaşayan adamın gıybeti değil, ölünün de gıybeti vardır. Ölünün de hukukuna tecavüz, dirinin hukukuna tecavüz gibi vebali muciptir. Üstelik o ölü Allah katında makbul insanlardan ise Allah dostuna düşmanlık, buğz etmek, onu nahak yere itham etmek vebali muciptir. Bu vebale sürüklenen çok adam var. Böyle ileri geri harem hakkında, efendim evlat kardeş katli hakkında, cariye meselesi hakkında ve benzeri meselelerde ecdada dil uzatan hatta dindar insanlar da var. Dindar insanlar da var. Bu sebepledir ki böyle meseleleri seçtim ve bunların hem şeriat muvacihesinde hem de doğru tarih bilgisi muvacihesinde doğru değerlendirilmesini öğrenerek olaya bir sürçülisan ile tarihteki o büyük insanların hukukuna tecavüz etmeyesiniz. Şu gerekçeden sonra size şunu söyleyeyim ki, sen bunu buraya taktın ama ben ceketi çıkarmak istiyorum. Çok sıcak burası. Bunu bir değiştirebilirsen, dur bakayım, belki ben yaparım. Galiba yaptım. Oldu mu? Ben böyle hayatımda hiç ceketsiz dolaşmadım ama burası yüksek, tavan alçak, lambalar yüksek. Bunu aldım. Dedim ki size, bu evlat kardeş katlinin tarih ıstılahı olarak terim mi diyorsunuz? Terlemekten mi geliyor terim? Allah bu uydurukçayı icat edenlerin ruhlarını ilahi yevmi kıyam kabir istirahatından mahrum kılsın. Istilahat-ı tarihiyede bunun adı siyaseten katildir. Siyaseten katlin, yani bir insanı siyasi bir sebeple öldürmenin şer'i bir mesnedi var mıdır? Evvela onu konuşalım. Sonra bu iş nasıl yapılırdı, hangi şartlarla yapılırdı? O şer'i esaslara uyulmuş mudur, uyulmamış mıdır? Onu konuşuruz. Fakat şunu size söyleyeyim ki peşin olarak, 60 sene yaşamış da hiç hata etmemiş bir adam yoktur. İlk insan Hazreti Adem, ilk hata işleyen de odur. Hata işlemek insanın mayasında vardır. Masum sade peygamberan izamdır. Onlarda bile ahkam teşekkül etmesi hikmetine mebni olarak gayri iradi hata vardır. Buna zelle denir. Müslümanlar bilirler ki peygamberlerden de hata sadır olur gayri iradi. Yanılmayla, kasti değil. Buna zelle denir. Peygamberde bile zelle varken bir insanı kusursuz kabul ederek yanlışını da tasdik etmek asla İslami değildir. Bunu çok gördüm. Tenkit ettiğim adamların tabileri. Hayır, o hata etmez. Bunu şahıs be şahıs teşhir edersen bahis dağılır. Ama siz de karşılaşırsınız. Hatasız insan olmaz. Hata var ki Allah-u Azimüşşan tubu ilallahi tövbeten nasuha buyuruyor. Tövbe edin diyor. İstisnasız bütün beşeriyete. Peygamber aleyhissalatü vesselam masum bir peygamberken günde en az 70 defa istiğfar ederdi. Senin benim 70 bin defa etmem bile belki de yetmez.
Demek ki Allah'ın tövbe edin, nasuh tövbesi üzere tövbe edin diye tövbe, emir buyurması bizim hata edeceğimizi Allah Azimüşşan'ın ilmi ezelisiyle bilmesinin bir neticesidir. Hatasız insan olmaz. Hatasız insan olmadığı gibi 6,5 asırlık Osmanlı tarihinde de hiç hata yoktur. Padişahlar demin birisi söyledi, hepsi evliyadır. Hayır, öyle bir şey yok. Doğrusu da var, eğrisi de var. Galip vasfa bakarız. İdarede de, şahsın tatbikatında da galip vasfa bakarız. Hata galebesinde olan adamı tenkit eder, telin ederiz. Savap galebesi olan adamı beğenir, makbul tutarız. Ama yeri geldiği zaman o hatayı da konuşuruz. Lakin vakayı doğru bilmek şartıyla, zanlarla değil. Zanlarla değil. Şu esastan hareket ettiğimiz zaman göreceksiniz ki evlat ve kardeş katlinde size şimdi izah edeceğim şer'i esaslara riayette kusurlu olan insanlar da var. Fakat temel itibariyle esas, müdir fikir, ana istikamet itibariyle bu işin şer'i bir temeli vardır. Şimdi bir takım Necip Fazıl ham yobaz derdi, ham softa derdi. Ben istemiyorum hiçbir Müslümanın hatalı da olsa böyle adlanmasını ama bir grup insan geldi bana fuarda. Laik bir idarede rey vermek küfürdür de sen millete niye bunu söylemiyorsun? Dedim ki kızım, Müslümanlar rey vermese kafirler de vermemesini temin edebilir misin? Edemezsin. O zaman kafirlerin reyiyle kafirler iş başına gelir. Sen de kafanda boza pişirir. Anlamasına imkan yok. Mala yurdu küküllü, la yetu küküllü. İslami kaideler saymaya başladım. Kızdı gitti. Dinlemeye niyeti yok. Ona göre rey vermek küfür. Çünkü layık bir idareye veriyorsun. Halbuki defi mefasit celbi menafiden evladır. Bu meselede de söyleyeceğim prensiplerdir bunlar. Zarardan kurtulmak kar celbetmekten önceliklidir. Bugün demokrasiye geçildikten beri milletin iktidara getirdiği partilerin hiçbir meziyeti olmasa, bu ülkede küfrün müessisi olan Halk Partisi'ni iktidardan uzaklaştırmak kafi bir kazançtır. Ben bunu bile alkışlarım hiçbir şey yapmasalar. O tek partili devrin mantığını yürütmüyorlar ya, ona engel oluyorlar ya, siz zannetmeyin bugünkü halk partileri o eskilerden farklıdır. Asla. Ben burada siyaset yapmak istemiyorum ama Türkiye'nin bir realitesidir. Milletin elinde rey silahı olmasa onlar aynı adamlardır. Aynı kafadırlar. Rey silahından korktukları için yutkunarak din hakkında konuşuyorlar. Yoksa işleri aynıdır. Şuurlu bir Müslüman şanlı geçmişim demez. Halk Partisi'nin geçmişinde Müslüman hocaların asılması var. Şeriatın lağvedilmesi var. Hilafetin ilgası var. Medresenin kapanması var. Tekkenin kapanması var. Bu maziye sahip çıkan bu icraatı tasdik ediyor. Kemal Paşa'yı bayrak ediyorsan Allah seni onunla haşretsin. Benim için onunla senin aranda bir fark yoktur. Bu kafada bir adama engel olmak, istediğini bulamadığın takdirde bu icraatta yürümeyecek adamı seçmek asgari faydadır. Senin elinde şeriatı getirmek imkanı olsa da onu yapmayarak siyaha nazaran griyi seçersen hata olur. Kimin elinde şeriatı getirmek gücü var ki? Başbakanın elinde yok bugün. Bu Türkiye'nin realitesidir. İslam realist bir sistemdir. Abdestin farzı 4'tür. Kolların kesikse senin için 3 olur.
kol yıkamadın diye abdestin olmadı denemez. İslam re'eli kabul eder. Re'el olan şeyi kabul eder. Ve o şartlarda ne mümkünse onu yaparsın. Allah'ın umumi kanunu la yükellifullahe nefsen illa vüsahadır. Kimseye Allah takatinden fazla yük yüklemez. Hiçbir şey yapamadığın zaman bu küfre karşı ihtiyarsın, hastasın, alilsin. İçinden buğz et, mücahitsin. Sade kalbinle buğz et. Buna muktedirsen sade. Gene mücahitsin. Çünkü Allah takatinden fazla kimse de bir teklifte bulunmaz. Buna göre mümkün olanı yapacaksın. İslam'a fayda istikametinde ne mümkünse. Mâ lâ yutrükü küllü, lâ yetrükü küllü. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa, elde edilebilenden vazgeçilmez. Elde edebildiğini elde edersin, mütebakisi için mücadeleye devam edersin. Bu kafa, rey vermek küfürdür diyor. Realite. Demek ki evlat kardeş katlinde bir şer'i esasları, bir de reel, bu kelime de gavur kelimesi, şe'ni desem hiçbiriniz anlamazsınız. Şe'niyet. Türkçe'de bir gerçek sözü var. Bunun mukabilinde gerçek Türkçe'de iki kelime var. Franklerin verite, realite. Verite hakikat demek. Realite var olup olmama keyfiyeti demek. Buna bizim lisanda şe'niyet denir. Külle yevmen huve fî şe'n. Bu kelimelere düşmanlık, bu sözümü unutmayın. Menşelerinin Kur'an olmasıdır. Bu ülkede Kur'an kültüründen milleti uzaklaştırmak isteyenlerin kendi hesaplarına en akıllı, en müessir işleri yazı değişikliğidir. Hiçbir gerekçe, mantıki, ilmi, tarihi gerekçe gösterilemez yazı değişikliğine. Bu tamamen millete hakarettir. Sen bu yazıyı 1000 yıl kullandın ama bununla hatırı sayılı bir kültür hamulesi vücuda getiremedin. Nasıl ki bir binayı yaparken daha temeldeysen sana biri müdahale etse, bu binayı böyle kurma, şöyle kur ki güneş alsın dese dinlersin. 30 kat çıktıktan sonra bunu yanlış yaptın, şöyle otursaydın, yık da yap deseler yıkar mısın? Emeğini harcırsın. 1000 yıl emeği acımadan, 1000 yıllık emeği çöpe havale ederek yazı değiştirildi. Bu millete hakaretten başka bir şey değildir. Bu dehşet bir hakarettir. Ey millet, sen hala devri cahiliyedesin. Sil baştan. Bina yaparken temelde olan bir adam gibisin. Bunu binlerce harfi olan Çin yapmadı, Japon yapmadı. Dünyada hiçbir millet yapmadı. Ama size bir şey söyleyeyim. Yükselmede de dünya tarihinde, size belki Osmanlı tarihinde anlatacağım, imkan nispetinde göreceksiniz. Yükselmede de rekor bizdedir, alçalmada da rekor bizdedir. Maalesef. Bunun yeri geldikçe size misallerini vereceğim. Böyle bir zulme kimseden ses çıkmadı. Üstad Bediüzzaman bir iki kişi, o da yazıyla. Şapka için 13 vilayette isyan çıktı, yazı için sus pus. Bu yazıyla milletimizle Kur'an arasına bir fasıla, bir açıklık, bir soğukluk, bir mesafe koymak isteyenler menşei Kur'an olan kelimeleri düşman ilan ettiler. Maalesef Müslümanlar da bunlara ayak uyduruyor. Uydurdu. Uyduruyor diye. Uydurdu. Müslüman başbakan hakim kelimesini dağdaki çoban bile bilirken yargıç diyor.
Müslüman televizyoncu hayat kelimesini hayatında mektep medrese görmemiş, bir gün bile okur yazar olmayan adam bile hayat kelimesini bilirken yaşam diyor. Size yüzlerce misal veririm, bu dil üzerine ayrıca konuşacağım için durmuyorum. Bu ihanetin sebebi Kur'an kültüründen milleti uzaklaştırmaktır. Belli ölçüde buna muvaffak olmuşlardır. Çünkü en zor işimiz lisan ve yazıdır. Çünkü bunun şapka gibi mücessem değil, herkes anlamadı. Şapka için 13 vilayette daracı kuruldu, adam asıldı. Kanunda hiçbir meyde olmadığı halde. Erzurum'da Şallıbacı adında bir kadın şapka giymediği için asıldı. Halk Partisi'nin sahip çıktığı şanlı mazide bu da var. Kadın astılar bu ülkede şapka giymedi diye. Ben o devrin rezilliklerini 50 senedir yazıyorum, bitiremedim. Hele belli kanunlar olmasa da ben anlatsam siz lağım patlamış gibi öyle pis kokular alırsınız. Tahammül edemezsiniz. İnanamazsınız. İnanamazsınız ki bu da olmuş mudur diye. Mesela şapka kanunda hiçbir meyde yoktur. Biliyor musunuz? Hepiniz suçlusunuz şapka kanununa göre. Baş açık da suçtur. Yeni ceza kanunda da 4 sene ay hapsi vardır. Kadık olmuş, hala direniyorlar. Yakında Mustafa Kemal hakkındaki kanunda böyle kadık olacak inşallah. Tatbik kabiliyeti kalmayacak. Evet. Demek oluyor ki bir reel olan var. Bizim kelimeyle şe'ni, şe'niyet-i içtimaiye var, bir de hakikat var. İki tabir, verite, realite, gavur kelimesi de böyle. Bizim lisanımızda İngilizce gibi zenginmiş, Kemalizm sayesinde budanmış ağaca döndü. Ve ümmetin yarısı ümmeti Muhammed olmaktan çıkarılıp ümmeti Kemal haline getirdi. Şu geçtiğimiz Ramazan'da plajlarda akşamlayanlar bilin ki ümmeti Kemal'dir. Fiili fikrinin tezahürüdür her insanın. Ameline bak, fikrini anlarsın. Fikrini bilirsen nasıl amel edeceğini anlarsın. Güzel. Demek ki bu işin bir tarihi şartları var, realitesi var, bir de şer'i gerçeği var. Şu halde şeriat nazarında bu Osmanlı padişahlarının evlatlarını, kardeşlerini katletmeleri, vezir müzera katletmeleri, kısacası siyaseten katil meşru bir iş midir? Şeriata uygun mudur, değil midir? Bir Müslüman için demokrasinin palavrasına inanarak halk ekseriyetinin söylediği doğrudur. Hayır. Bir Müslüman için Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygun olan iş doğrudur. Doğrunun vahidi kıyasisi beyan-ı ilahi veya beyan-ı peygamberidir veya peygamberin davranışlarıdır. Yani Kur'an ve sünnettir. Bir kişi bir dava sahibi olsa, bir iddiada bulunsa, 1000 kişi aksini söylese, o 1000 kişi şer'i bir mesnet göstermese ama bir kişi ayetten, hadisten mesnet gösterse, o 1000 kişi Müslümansa o bir kişinin reyini kabul eder. Kardeşim sen doğru söylüyorsun. Demek ki hakikat sayıyla taayyün etmez. Hakikat ayet ve hadis miyar olarak kullanılmak suretiyle taayyün eder. Demokrasinin daha veya cumhuriyetin daha İslam'a uymayan neleri var da biz şuna değdi buna değmedi Nasrattin Hoca'nın karpuz hikayesi gibi yürüyoruz şimdilik. İmkanlarımız o kadar çünkü. Evet, netice itibariyle şeriatta hak
ve hakikatin miyarı Allah'ın ayeti veya peygamberin sünneti veya tatbikatı. Yani kitap ve sünnet. Şimdi ben diyorum ki ayette siyaseten katle dair bir şey yok. Ama peygamberin tatbikatı var. Şimdi buna itiraz edecektir bir takım dar kafalılar. Adam geldi fuarda dedi ki bu fesi niye koyuyorsun dedi. Dedim ki Kemalist olmamak olmadığımı göstermek için tabela taşımak yerine bunu koyuyorum. Yok yok sen Osmanlısın dedi. Osmanlı idave ediyor. Öyle de kabul edebilirsin. Anti Kemalist olmak Osmanlı olmaktır. Onun düşmanına dost olmak Osmanlı olur. Doğru. Ama Osmanlı doğru bir devlet değildi dedi. Sakallı adam. Doğru olan asıl saadeti gerçekleştirmektir dedi. Osmanlı A'dan Z'ye hatalıdır dedi. Ona dedim ki arkadaş sakalın da var. Herhalde namaz da kılıyorsun. Asıl saadet peygamberle olur. Bir daha peygamber mi gelecek ki asıl saadeti gerçekleştirmeyi umuyorsun dedim. Sen sahabeleri senin benim gibi adam mı zannediyorsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı iman etmiş olarak görenlerin ruhlarına bir tebeddülat olmuştur. Sahabe böyle olunur. Her gören sahabe olsaydı, görmekle sahabe olsaydı Ebu Cehil de sahabe olurdu. İman etmiş olarak görenin ruhunda bir tebeddülat olur. Bir peygamber lazım ki onu iman etmiş olarak göresin de sahabe devrini yaşatasın. Sahabesin sahabe devri olur mu? Kime ne söylüyorsun? O kafaya takmış Osmanlı hata dolu. Kemal istesen namaz kılıyor, itiraz etmedi. Kemalist'in namaz kılacağına ben inanmam. Ya Kemal'i bilmiyor ya dini bilmiyor. Böyle sersemler de var ha. Şap da beyaz, şeker de beyaz. İkisini aynı şey zannediyor. Ama zehir kendim dinimiz, milletimiz, tarihimiz hakkında öyle bir zehir saçılmış ki işte bu adamların kafasına girmiş bak. Rey vermek küfürdür. Osmanlı senin iddia ettiğin gibi sağlam bir idare değil, baştan baş hatalıdır diyebiliyor namaz kılan bir adam. İşte bu gibi adamlara karşı işin doğrusunu bilmek lazım. Öyle adamlar diyecekler ki, sen yalan söylüyorsun, peygamber siyaseten katle cevaz vermez. Ben bunun için dedim ya başlangıçta, böyle itirazı mucip olabilecek işler için kaynak getirdim. Bundan sonra da bu usulü yapacağım. İtiraz mı ediyorsun arkadaş? Tarih-i Taberi'ye itiraz et. Tarih-i Taberi'ye itiraz et. Ben demiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ka'b bin Eşref adında bir Yahudi müşriki. Yahudiler müşriktir. Çünkü Üzeyr aleyhisselam Allah'ın oğludur derler. Fethullah'ın makbulü olan Yahudiler, ehli kitap hakkındaki Kur'an'ın sert ifadeleri bugünkü Yahudiler, bugünkü Hristiyanları içine almaz diyor. Haşa ve kella. O günkü Yahudi de Üzeyr aleyhisselam Allah'ın oğluydu diyordu, bugünkü de öyle diyor. O günkü Hristiyan da İsa hem Allah'tır hem Allah'ın oğludur diyordu, bugünkü Hristiyan da. Bu çocuk kandırmadı. Bu Müslüman ağzına yakışmayan bir sözdür. Ka'b bin Eşref adındaki Yahudi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı zemmediyordu. Yahudileri Müslümanlar aleyhine tahrik eden şiirler yazıyordu. Peygamberi hicveden şiirler yazıyordu. Buyurun Tarih-i Taberi'nin 172. 172. sayfasından bir paragraf okuyacağım. Gelsin ben anlatacağım. Sade kaynakta olduğu görülsün diye. Vaktaki Mekkelilere musibet erişti. Yani Bedir'de mağlup oldu. Ve Kureyşlere nice halk Bedir'de helak oldu. Kureyşlere nice halk. O zaman bu Eşref oğlu Ka'b Mekke'ye geldi. Kureyşlerle birlikte matem etti. Şiirler söyledi.
ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini hicvetti. Bedir cenginde ölenleri övdü. Bedir'de ölen müşrikleri, Mekkelileri övdü. Bir gündü Peygamber aleyhissalatü vesselam ensar arasında oturmuş, Kâb'dan söz açıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, görün şu kafiri ki neler eylemektedir. İçinizden biri kendisini Hak Teâlâ'nın yoluna feda ede ve onu öldüre diye sordu. Ensar arasında Seleme oğlu Muhammed adında biri vardı. O kişi ya Resulallah dedi, ben varayım onu öldüreyim dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona dua etti. Bu adam cinayet işlemedi, bunu niye öldürüyorsun demedi. Bak, dua etti. Var git diye buyurdu. Ensardan daha bir kişi vardı. Adı Selkan bin Selame'ydi. O Muhammed ile dosttu. Ona ben bu işte senin yoldaşınım dedi. Selkan hem de Eşref oğlu Kâb'la arkadaştı. Tafsilatı var, gittiler ve öldürdüler. Tamam mı? Bundan ibaret mi? Hayır. Biliyorsunuz Medine'de iki kabile vardı ki kadim düşmanlık vardı aralarında. Bu Kâb'ı öldüren bir tarafın bunlardan biriydi. Öteki Peygamberin emriyle onun düşmanını öldürmelerini kıskanarak ya Resulallah bize de bir vazife ver dedi. Bize de bir vazife ver dedi. Bunun üzerine bak Hazretçiler Evs öldürdü Kâb'ı. Hazretçiler ya Resulallah biz de senin için bir iş yapalım dediler. Biz de varalım Ebi Hakik oğlu Selman'ı öldürelim. Bu da hicvediyordu, bu da Yahudi, müşrik, peygamberi hicvediyordu. Bir de biz de bir iş işlemiş olalım. Rakipleri peygamberin bir hasmını öldürdü ya. Hazretler de diyor ki, müsaade buyur, biz de onun bir benzeri olan Beni Hakiki öldürelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona da müsaade ediyor. Onlar da gidip bu Yahudi'yi öldürüyorlar. Bu öldürülen Yahudilerin yaptıkları iş nedir? Peygamberi hicvetmek. Müslümanların kadınlarına hakaret etmek. Efendim, Müslümanların aleyhine müşrikleri tahrik etmek. Bütün bunlar siyaseten katlin icabıdır. Ölçüsü hiç de İslam olmayan Ahmet Mumcu bu bahiste ilk kitap yazan adamdır. Bu tam bir siyaseten katil değildir diyor. Bu doğru değildir. Bu bahiste doğru kitap Ali Aktan'ın doktora tezidir. Bak onu da gösteririm size. Ali Aktan'ın doktora tezidir. Vaka vaka anlatmıştır. Fetvalarını koymuştur. Kim hangi fetva ile asıldı. Ahmet Mumcu'ya göre hiç fetva yoktur ortalıkta. Öyle şey yok. Fetvasız yapılanlar da vardır. Haksız öldürülenler de vardır. Bunların hepsini anlatacağım size. Ama prensipte bu işi ilk yapan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberin yaptığı bir işi yapan, bu iş sünnete aykırıdır, İslam'a aykırıdır, asla denilemez buna karşı. Sünnette var mı? Size iki misal verdim. En temel tarih kitaplarından biridir Tarih-i Taberi. Başka kaynaklarda da vardır. Ben bunu kolay bulursunuz, yeniden neşredildi diye size gösterdim. Demek oluyor ki Osmanlıların tatbik ettikleri siyaseten katil, İlk defa Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından tatbik edilmiş İslam tarihinde. Bunu gördük mü? Gördük. Bu bir defa şer'i bir mesnettir. Gelelim Osmanlılar'da bu iş nasıl oluyordu? Osmanlılar'da
iki esas. Bu vesileyle bir de Osmanlı'nın mahiyeti hakikiyetine bir bakış kazanmanız lazım. İki buluş, iki tatbikat, iki müdir idari prensip tarihin en uzun hanedanı olmasını sağlamıştır. Roma Osmanlı'dan uzundur ama sade Bizans'ta 8 kere hanedan değişmiştir. Bizans'ta Arap hanedan bile vardır. Ermeni kral bile vardır. Osmanlı tek hanedan olarak 6,5 asır tarihte emsalsizdir. Hiçbir milletin tarihinde hanedan değişikliği olmadan bir devletin bu kadar uzun yaşaması görülmüş iş değildir. Cihan tarihinde tektir. Bunu iki prensip sağlamıştır. Birincisi evlat ve kardeş katline cevaz vererek hanedanlar arası kavgayı önlemektir. Hanedan içine kavgayı çekmiş, vezir rütbesini haiz devlet adamı da hanedan mensubu gibi siyaseten katledilir. Çünkü hanedanlar arası kavgayı önlemektir. Bunu açacağım. Ama ikinci sebebi söyleyeyim size. Beylik devrinden imparatorluk devrine geçinceye kadar yerli hanedanlarla evlenirlerdi padişahlar. Germiyan oğlunun kızını alır, Saraon oğlunun kızını alır, asalet itibariyle kendine en yakın olan bir beyin kızını alır. Fatih'ten sonra bu yasak. Babasını bilmeyen, akrabalarını bilmeyen, esir pazarından 7 yaşında saraya alınıp büyütülmüş kadınla evlenirler. Sebep, o kadın entrika yaparsa evladı için yapar. Amcası için, dayısı için, babası için yapamaz. Çünkü onu bilmiyor. Onu bilmiyor. Evladı için entrika yapması da hanedan değişikliğine sebep olmaz. Dar çevrede bir kavgadır 3-5 kişi arasında. Halbuki amcası, dayısı, halası neyse kendi mensup olduğu kavim ve kabile namına fitne çevirse hanedanlar arası kavga olur. Avrupa tarihleri bununla doldu. Size bir misal vereyim. Almanya, bakın tarihe dikkat edin. 1871, yanlış duymadınız. 1871'de Bismarck tarafından birleştirilmiştir. Bismarck 1871'de Alman Birliği'ni kurduğu zaman Almanya 30 ayrı devlet çıktı. 30 tane beyliği birleştirdi, bir Almanya vücuda getirdi. Ne kadar geç. Çünkü herkes ben hanedanım diyor. Küçük olsun benim olsun diyor. Niye Osmanlı vezir vüzera katlini caiz görmüş? Onun da sebebini söyleyeyim. Maslahat muvacihesinde söyleyeyim. Bir ülkede isyan etme şansı elinde ordu bulunduran, güç bulunduran insanlar içindir. Sokaktan bir adam çıksa kim takılır arkasını? Hiç kimse. Ama emrinde bir ordu bulunan bir adam askere de kendisini sevdirmişse baş kaldırır. Şu halde devlette isyan çıkarma şansı iki cins adam içindir. Birisi hanedan mensubu, babası öldüğü zaman ben daha haklıyım, ben padişah olmalıyım der. Bulunduğu eyalette de onun tarafındaki insanlar da ona inanırlar, onu bilirler, onu severlerse onun arkasına takılırlar. Ve bir kardeş kavgasında onun yanında yer alırlar. Bunu bir de vezir rütbesini haiz adam yapabilir. Sıradan bir adam yapamaz. Alevi isyanlarında bile hepsi şaha dayanmıştır. Arkasına şahın desteğini almadan Anadolu'da yapılmış bir tek Alevi isyanı yoktur. Bunları da anlatacağım size ileride inşallah.
Aleviler bizi Osmanlı ezdi. Yavuz şöyle yaptı. Hiçbir Alevi isyanı bugünkü bir halk hareketi gibi kendinden olmuş değildir. Adam Şah kulu adıyla isyan ediyor. Şah'ın kuluyum diyor. Ulan Allah'ın kulu musun? Şah'ın kulu musun? Hayvan oğlu hayvan. İkinci Bayezid zamanında Yavuz buna isyan etti. Şah kulu isyanı var. Binlerce adam öldü. Osmanlı şeytana tapan hala var. Melek Tavus derler şeytana. Yezidiler. Onların burnunu karartlamış tarihte. Neden? İsyan etmemiş. İsyan etmeyip devletin nizamına riayet eden ister inansın ister inanmasın. İster Allah'ı üçtür desin ister birdir desin. Hiç karışmaz. Müslümansa ondan zekat alır. Gayrimüslimse cizye alır. Yani bu kelle vergisidir bugünkü tabirle. Sen İslamiyet'in gayrimüslime tahmil ettiği mükellefiyetleri tekabül edersen adaletle muamele olunmak ve inancın da hatta Allah'a inanmasan bile hür olarak o ülkede yaşama hakkına aitsin. Asırlarca Ermeni'ye dokunmayan, şeytana tapan adama dokunmayan Alevileri niye etsin? İsyan ettin, kafana vurdu. Nizama baş kaldırırsan, amme intizamını bozarsan, mal can telef edersen, devlet otoritesine karşı olan bu harekete hiçbir devlet seyirci kalmaz. Düşünülemez. Bunları ileride mesele mesele anlatacağım ama size Alevilik meselesini de anlatacağım. Göreceksiniz ki her biri bir isyan sebebiyledir. Ve subhanallah isyan eden kabahatli olmuyor. İsyanı bastıran devlet kabahatli oluyor. Böyle mantık olur. Sen o Hristiyan gibi, Rum gibi, Ermeni gibi istediğin kadar yanlış yolda yürü. İtaat et memleketin kanununa, nizamına riayet et. Sana niye bunu, niye Şah'ı metbu tanıyorsun demezler. Sen Şah'ın kuluyum diye bayrak kaldırıyorsun. Şah kulu isyanı. Bunun bir tek örneğidir. Böyle yüzlercesi var. Demek oluyor ki bir güç sahibi olan isyan edebilir. Bunun için imparatorluk haline geldikten sonra Osmanlılar bir iş daha yapmışlar. Kahir ekseriyetiyle vezir müzerayı devşirmeden seçmişler. Irkçı gözüyle bakarsanız Osmanlı'yı tenkit edersiniz. İşte Mustafa Kemal Paşa İzmir İktidat Kongresi'nde söylüyor. Gayrimüslimlerle idare etti. Müslüman unsuru harcadı. Arkasını taktı. Efendim kıtalardan kıtalara, cihangirlik taslayan padişahlar. Unsuru asliyi harcadı falan. Bunların hepsi ırkçı bakıştı. Şimdi eğer Saruhan oğlunu vezir yapsa, kafası kızdım olan sen Osmanoğlu'yuz lan ben de Saruhan oğluyum der. Ama o devşirmenin kökü yok. Tek kendisi. O yanlış yaptı mı vur bunun kellesini onun namına isyanacak kimse yok. Olsa olsa askerde kendini bendettiği adam olur. Onu da o yüzden zaten kellesini vurma hakkı tanıyor. Demek ki vezir katli bunu da Osmanlı tarihinde ilk tatbik eden Fatih Hazretleri. Fatih Hazretleri ilk vezir katleden Osmanlı padişahıdır. Peygamberin iltifatına mazhar olmuş bir padişah bunu niye yaptı? Candarlı Halil Paşa'yı idam etti. Candarlı Halil Paşa'yı idam ederken bir sebep kullandı. İstanbul'un fethine muhalefet etti. Şaya çıkarttı ki benim kanaatim bunu Fatih kendi çıkarttı. Bizans hükümdarından rüşvet aldı. O sebeple İstanbul'un fethine muhalif kaldı. Bu uydurmadır. Düşünceme göre. Halil Paşa rüşvet alacak karakterde bir adam değil.
Bu benim hatırıma şunu getiriyor. Sultan Abdülhamit bir maliyeci adamı gelen bir jurnal üzerine fizana sürüyor. Padişahların siyaseten katil hakkı tanzimatla ellerinden alınmış, anlatacağım size sonra. Alınmış. Bir sürgün etme hakkı kalmış. Siyaseten bunu Fizan'a sürüyor. Fizan Libya'nın güneyinde bir şehirdir. Çölün içinde bir şehirdir. Şunu da söyleyeyim ki size, sürgünlerin hiçbiri Fizan'a gitmemiştir. Adı Fizan'dır, korkutmak için Trablusgarp'taki valiye tembih edilmiştir. Trablusgarp'ta otururlar. Burada fitne çıkarıyorlar diye merkezden uzaklaştırmaktır siyasetin aslı. Eğer devlet memuru ise aynı maaşı orada oturduğu zaman alır. Sürgünün maaşı devam eder. Hiçbir şey değilse mazur maaş verilir. Maaş verilir. O sürgünlerde, o Abdülhamid'de bir dersi anlatırsam görürsünüz. İhtiyar Said Paşa diyor ki, efendimiz bu adamın geçen sene ihtilas, bu kelimeyi de bilmezsiniz herhalde, rüşvet, ihtilas cürmü sabit oldu. Affettiniz. Şimdi gelen jurnal, Çırağan Sarayı'nın önünden geçerken adam demiş ki, 5. Murat orada mahpus ya, ah Sultan Murat Efendimiz, sen başımızda olsaydınız bu istibdat olmazdı, belası olmazdı. Bu sözden bunu sürüyorsunuz. Abdülhamit diyor ki, hayır diyor. Ben onu geçen seneki ihtilas cürmünden dolayı sürüyorum. Bu jurnal de ben verdirdim. Ben verdirdim, iyi dikkat edin bak. Abdülhamit'i anlamakta çok mühim bir ölçüdür. Ben diyor geçen sene bu rüşvet işinden onu sürseydim, çoluk çocuğuna da ceza vermiş olacaktım. O adi bir suç olduğu için, çoluk çocuğu, konu komşusuna, akrabayı talukatına karşı mahcup olacaktı. Babaları rüşvet almış da sürülmüş denecekti. Ben onu kapattım. Bir sene sonra böyle bir jurnal verdirdim, bundan sürüyorum, gösteriyorum. Aslında bu sürgünü o ondan hak etti. Ama şimdi diyecekler ki çoluk çocuğu, babamız ahrardan adam. Ahrar ne demek? Duyuyorsunuz televizyonda tahrir meydanı. Tahrir ne demek? Sizi dilsiz hale. Tahrir hürleştirmek demek. Tahrir meydanı bizim hürriyet meydanı dediğimiz gibi bir şey. Ahrar da hürler demek. Bu iddiaçıların icat ettiği bir siyasi tabirdir. İstibdada güya boyun eğmeyerek sürgüne göndermiş olan adamlara ahrardan derler. Yani hür insanlardan biridir. Sultanahmet'in istibdadına boyun eğmediği için sürüldü. Övünülür. Ahrardan adam. Yiğit adam. Boyun eğmedi zulme. Olmayan zulme. İşte bunlar şimdi övünecekler. Babaları istibdada karşı kafa tutmuş da sürülmüş. Halbuki ben onu rüşvetten dolayı sürseydim, bunlar mahcup olacaklardı. Babaları adi bir suç işlemiş de sürülmüş denilecekti. Çoluğuna çocuğuna da ceza vermiş olmamak için ben bu geçen seneki cürmü örttüm. Bu sene uydurma bir cürümle onu sürüyorum. Bak, devlet işinde işlerin iç yüzüne vakıf olmadan hüküm vermek ne kadar zordur. Bunu Said Paşa nakletmese, sen de bu cürümden dolayı süründü bir gazete haberi okusan dersin, Abdülhamid'e bak ya, uydurma bir jurnalle adamı fizana sürüyor. Halbuki gerçek o değil. Ama sen padişahın hassasiyetine bak. Fatih Hazretleri de bir dedikodu çıkardı. Halil Paşa Bizans hükümdarından rüşvet aldı.
Onun için İstanbul'un fethine muhalif kalıyor. İstanbul sadece Yıldırım 4 defa kuşattı. Birçok kuşatma oldu. Araplar 7 defa kuşattı. İstanbul'un surları çok muhkem. Halil Paşa çeşitli düşüncelerle beceremeyiz, muvaffak olamayız diye düşünmüş olabilir. Ama Fatih onu yok etmek için bu muhalefetini bir de rüşvet iddiasıyla tersin ederek, kuvvetlendirerek onu siyaseten katletti. Niye biliyor musun? Osmanlı kuruldu kurulalı. Osmanlı padişah Halil Paşa'nın sülalesi sadrazam. Halil Paşa o aileden 5. sadrazam. Fatih kaçıncı padişah? 7. padişah. Bak padişah sayısı kadar sadrazam vermiş Çandaroğlu ailesi. Çandarlı vezir, Osmanlı padişah. Sen padişah olacağına ben olacağım diyebilecek güçte. Hem aile geçmişi itibariyle aynen vezirlik de padişahlık gibi babadan oğula kalıyor adeta. Bu otoriteyi imparatorlukta bir otorite çatışması olmasın diye Fatih ortadan kaldırmak istedi. Buradaki incelik budur. İkincisi bunu nereden anlıyoruz? İhtilal parayla olur. Horio diye bir Fransız hukukçusu vardır. Horio müessese teorisi diye bir teori kurmuştur ortaya. Atmıştır. Bu teoride şöyle der. Bir müessese 3 rükün ile, 3 esas ile ortaya çıkar. Birincisi müdir bir fikir. Bir istikamet gösteren bir fikir. İkincisi bu fikri kabullenmiş bir kadro. Üçüncüsü bu kadroyu mali bakımdan destekleyecek para. Bakın İslamiyet'in zuhuruna. Müdür fikir. Allah nizamı, Allah'ın tebligat-ı ilahiyesi. Kadro, peygamber ve arkadaşları. Servet, Hazreti Hatice'nin serveti, Hazreti Ebu Bekir'in serveti. Ne bıraktı Hazreti Ebu Bekir? Ne bıraktı peygamber? Mekke'nin en zenginlerinden biriyle evliydi. Ne bıraktı? Hiçbir şey bırakmadı. Hiçbir şey. Nereye gitti bu para? Davaya gitti. İhtilali yapanlar parayı kullanırlar diye. Fatih Çandarlı'nın servetini hazineye aldı. Siyaseten katledilen adamın mal varlığı devlete gelir. Bu kaideyi de koyan Fatih'tir. Bunu Çandarlı Halil Paşa'ya tatbik etti. Fakat Çandarlı ailesi Osmanlı ailesine denk bir itibar sahibiydi. Devletin kuruluşundan itibaren. Bundan dolayı askerler arasında öyle bir sızıltı, öyle bir aksülemel, öyle bir muhalefet oldu ki Fatih ölüyü diriltemedi. Mümkün değil. Ama Çandarlı ailesine mallarını geriye verdi. Osmanlı tarihinde siyaseten katledilip de malları geri verilmiş olan tek vaka budur. Devlete aşırı zenginleşip de para yoluyla bir kötülük etmek istemesi muhtemel olan insan vezir rütbesinde ise bir de bir şart var. Sıradan bir adam tüccar zengin diye kellesi vurulmaz. Böyle bir vaka size söyleyeyim. Yavuz Sultan Selim Mısır'a giderken bir Yahudi tüccardan borç para aldı. Borç para. Askerin ulufesi, yiyeceği bilmem nesi. Yani bugün harbin bir bedeli vardı, o gün yok muydu sanıyorsunuz? Seferden döndü ki Yahudi öldü.
Defterdar dedi ki adam öldü, borcunu vermeyelim. Yavuz Sultan Selim, ölüye rahmet, varislerine afiyet, gammaza lanet dedi. Defterdar gammazlıkla itham etti. Bu bizim borcumuzdur. Varislerine ödedi. Ya vuralım bunun kellesini de bu borcu ödemekten kurtulalım, olmaz. Şimdi padişaha bu selayet niye tanınmış? İhtilal yapmak ihtimali olan bir insanı muhakeme edecek, bu ihtimal belirdiği zaman muhakeme edecek adam normal mahkeme olsa de, realitedeki şartları söylüyorum size şimdi. Hakimler onu mahkeme etmekten korkarlar. Bakanların mesuliyetinden dolayı yüce divan kurulur. Yani fevkalade selahiyetli mahkeme kurulur. 27 Mayıs'ta Adnan Menderes hükümetini ve milletvekillerini sıradan bir mahkeme muhakeme etmedi. Fevkalade selahiyetli bir mahkeme kuruldu. Çünkü sıradan bir mahkemenin hakimi böyle nüfuzlu bir adam muhakeme etmekten korkar. Bunun devlette adamı vardır, tanıdığı vardır, taraftarı vardır, beni sürdürür, bana şunu yapar, bunu yapar diye korkar. Onu muhakeme edecek adam ondan korkmayacak derecede daha üstün bir mevkide bulunmalı. Vezirin üstündeki tek adam padişahtır. Onu ölüme göndermek hakkı padişaha verilsin ki bu hükmü korkmadan verebilir. Adi bir mahkemeden çıkacak hüküm, mahkeme korkar, doğru olmayabilir. İkincisi, ihtilal yapacak adamı muhakeme edersen sıradan bir mahkemede, o mahkeme müdde-i umumisiyle, hakimiyle deliller toplayıp şahitler dinleyene kadar o adam ihtilali yapar, hakkında tahkikat yapan adamları da çeker asar. Bir de şartlarına göre düşün. O zaman ne lazım? Bunda sürat lazım. Sürat. Burnun kokaldı mı bu adam ihtilal yapacak? Ondan korkmayacak birisi. Cellat, vur burnun kellesini diyecek. Sürat. Ve ondan korkmayacak bir kişi, padişah, sürat da ancak bila muhakeme padişaha bu selahiyeti vermekle mümkündür. Demek oluyor ki vezir ve hanedan mensuplarına bu selahiyet padişaha verilmiş, tek padişaha. Vezir adam asamaz. Vezir adam asamaz. Bu selahiyet sadece padişaha verilmiş bir kişiye. Korkmadan adamı ipe gönderebilecek mevkide olduğu için, bir de sürat olması için. Şu iki sebeple İki sınıf insan için bu hak tanınmış padişah. Birisi vezaret rütbesine haiz devlet adamı, öbürü hanedan mensubu. Bunu gerektiren maslahat şudur ki, bu iki sınıf insanın isyan etme şansı vardır. Veya bu iki sınıf insan isyan ettiği zaman arkasına kalabalıkların takılma şansı vardır. Sıradan bir adam büyük bir kalabalık toplayamaz. Öyle sıradan bir adam tarikatla, alevilikle vesaire müessirelerle bir kalabalık toplayıp isyan etse, o zaten bagi, meşru idareyi isyan eden öldürülür, üzerine ordu gider. Ama her arkasında topluluk olan isyan edecek deyip de kellesini vurmak gerekseydi, bütün tarikat şeylerin kellesini vurmak lazımdı. Halbuki İsyan emaresi olmadan arkasında takılması mümkün görünen insanlar hakkında bu muamele tecviz olunamaz. İhtimale binaen olmaz böyle şey. Emare zuhur etmesi lazım. Lakin bunun takdiri padişah vermiş. Şu iki sebepten: birisi süratli olması lazım, birisi de korkmadan bu hükmü verebilecek birisi olması lazım. Selçuklu tarihi.
hanedan kavgasıyla doludur. Denilebilir ki Selçuklu tarihindeki vakaların dörtte üçü hanedan kavgasıdır. Çünkü orada bir veraset usulü yoktur. Kim padişah olur? Kim sultan olur? Bu hususta ne bir anane vardır ne de bir kanun vardır. Bu yüzden Selçuklu Devleti 300 sene sürmüştür. Bu 300 senede nasıl biliyor musunuz? Bu 300 senede esas büyük Selçuklu Devleti 100 sene civarındadır. Gerisi Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Yani o da aslında iki devlettir. 300 seneyi de ikiye taksim etsen Büyük Selçuklu Devleti Anadolu Selçuklu. Payitahtı başka, toprakları başka, efendim hanedan aynı sade, hanedan aynı. Bir Selçuklu dediğin zaman ikisini birden içine alırsın ama Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi Konya, alakası yok birbirinden. Bu hanedan kavgası yüzünden Selçuklu Devleti'ni 150 sene sürmüşte kabul edebilirsin. Osmanlı'nın 6,5 asır devamı bu şehzadeler arasındaki kavgaya bir nizam getirmiş olmasıdır. Fakat bu nizamda başlangıçta yoktur. Selçukluların devam oldukları için Osmanlılarda da başlangıçta kim padişah olur? Bu hususta yerleşmiş ne bir örf vardır ne de yapılmış bir kanun vardır. Beylik safhasında ileri gelen devlet adamlarının reyiyle birisi padişah olur. Bu büyük kardeş de olur, küçüğü de olur. İlk Osmanlı sultanı Osman Gazi değil mi? Onun adına devlet kurmuş. Osman Gazi Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu değildi. Kendisinden büyük iki kardeşi vardı. Bir de amcası vardı Dündar Bey. Amcası bekliyordu ki ekberiyet kaidesine göre Ertuğrul Gazi'nin yerine o geçer. Fakat Osman Gazi kendisini beyliğin ileri gelir insanlarına sevdirdiği için ittifakla onu seçtiler. Amcası Dündar Bey sesini çıkaramadı. Çıkaramadı ama arzu içinde hapis kaldı. Osman Gazi'nin yaptığı her işe muhalefet ediyor. Yarhisar fethine giderken ayaküstü bir konaklama yerinde Osman Gazi ve arkadaşlarını sefere gitmekten vazgeçirmek istiyor. Biz çok azlığız. Benim aldığım bilgilere göre orada şu kadar kafir askeri var. Başarılı olamayız vesaire diye askerlerde bir tereddüt hasıl etti. Osman Gazi diğer arkadaşlarına konuşmak için kendisinin arkasını döndüğü bir anda okunu girdi, amcasını sırtından okladı. Attan düştü. Başka cihada mani olmak isteyen varsa böyle akıbetin hazır olsun dedi. Aynen Yavuz'un İran'a giderken çadırına ok atan Yeniçerilerin önüne çıkıp aslanlar gibi karlarının yanına dönmek isteyen varsa buyursun. Ben bu dinin düşmanlarına karşı tek başıma da giderim deyip atını sürmesi gibi. Osman Gazi Osmanlı tarihinde ilk siyasi cinayet işlemiş veya siyaseten katli tatbik etmiş bir adam. Dil uzatıyorsan kime kadar gidiyor düşün. Peygamber'e kadar gider bunu haksız bildiğin zaman da onu geç. Osman Gazi'den başlıyorsun ithama. Osman Gazi amcası Dündar Bey'i iki omuz küreği arasından oklayarak öldürdü sefere giderken. Bu Osmanlı tarihinde ilk siyaseten katildir. Fetva mı alacaktı o anda?
Bunun fetva ile yapılanları da var. Fetva almak aynen demin size söylediğim gibi padişah aşağı mahkemeye havale etse şehzadeyi veya paşayı, o uzun süreceği için oradan netice alınacağı kadar ihtilal yapacak olan yapardı. Orada sürat lazımdı bak. Askerler geri dönüyorlardı. Tesir altında kaldılar Dündar Bey'in konuşmasının. O anda işi bitirmek lazım. Yayını geldi, okunu attı. Dündar Bey'i öldürdü. Eğer bu yanlışsa Osman Gazi'yi itham ediyorsun yanlış diyerek. Haşa ve kella. İslam tarihinin en mübarek şahsiyetlerinden biridir. En mübarek şahsiyetlerinden biridir. Osmanlı tarihin başlangıç devirlerine ait bilgi azdır. İlk bakanımız Aşık Paşazade'dir. 150 sene sonra yazılmıştır. Menkıbeler vesairedir. Ama bütün bu menkıbelerde Osman Gazi hudutsuz bir takva ehli bir şahsiyettir. Hudutsuz. Buna dair hikayeler anlatırsan bahis değişir ama böyle mübarek bir adamı itham etmiş oluyorsun bu işe yanlış diyorsan. Millet için, dinin galebesi için, şu toprakların İslam'a ram olması için yapılmış işler bunlar. Başka cihada mani olan, olmak isteyen varsa akıbeti budurdu. Yürüdü, herkes arkasından yürüdü. İlk yapan bu. Orhan Gazi, hatta bunun bir tek şeyini söyleyeyim size. Bursa fethedileceği zaman cepheye götürüldü çadırın içinde. Orhan Gazi'ye bir vasiyeti var. Oğlum diyor, malına ve askerine gurur getirerek şeriat ehlinden ayrılma. Sana şeriatın emirlerini bilinecek hocaları hoş tut. Bizim davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Allah'ın dinini yaymaktır. Cihadı terk etmeyerek benim ruhumu şad et. Beni de şu gümüşlü kubbenin altına gömdü. Uzaktan görünüyor şimdi yattığı yer Bursa'da. Yani bir adam düşün, bir söz ki bütün Osmanlı tarihine form verecek, şekil verecek, muhteva kazandıracak. Bizim kavgamız, davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Atilla, Hunların hükümdarı, kara kurumdan kalktı Roma'ya gitti. Ne için? Farklı bir dünya görüşü için mi gitti? Bir manevi dava için mi gitti? Hayır, tahakküm etmek için gitti. Ben kuvvetliyim, sizi ben idare edeceğim. Aha kuru kavga ve cihangirlik. Halbuki İslam'da bu işler Allah'ın dinini yaymak için. Bizim davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değil, Allah'ın dinini yaymaktır. Cihadı terk etmeyerek benim ruhumu şad et diyor. Bu vasiyet Osmanlı asırları boyunca sanki her Osmanlı askerine söylenmiş gibi tatbik sahası bulmuştur. Demek oluyor ki siyaseten katli ilk tatbik eden devletin veli banisi Osman Gazi'dir. Bunu tenkit eden, tenkitte hedeflerden birinde Osman Gazi olduğunu düşünerek biraz dikkatli davranması, vebalden korkması lazım. Bu tevali etti. Ben bunu sonuna kadar vaka vaka size anlatmak isterim. Ama burada bir iki prensip söyleyeyim. Galiba bu derse sığmaz. Bütün Osmanlı tarihi boyunca siyaseten katledilen şehzadelerin adedini merak ediyor musunuz? 40 ile 50 arasında. Vezir katli de böyledir. Demek ki 6,5 asırda toplasan 100 kişi. Halbuki bir şehzadenin isyanında bir tanesinin bir tek kaç tane sayacağım size tarihte bak.
Bir Şehzade isyanında bunun 10 katı, bazen 100 katı adam ölmüştür. 100 katı. Demek ki ona meydan vermeden o şehzade öldürülseydi bir kişi ölecekti. Orada atik çabuk davranılmalıyıp bir cana kıymayalım diye, masumdur diye hareket edildiğinden binlerce adam öldü. Bunun manası şudur. Osmanlı kendi evlatlarıyla vatandaşlar arasında fark görmüyor. Şimdi bu cumhuriyet ekmeği yemiş adamlara desen, bir tarafta 1000 kişi, bir tarafta 1 kişi. Bir kişi senin oğlun, ötekiler yabancı. Ha bu 1000 kişi mi ölsün, 1 kişi mi ölsün desen. Ya o tarafta 1000 kişi var. Eğer ikisinden biri ölecekse benim oğlum ölsün, 1 kişidir diyecek bir adam çıkmaz. Ama Osmanlı padişahları, orada 1000 kişi var, burada 1 kişi var. Bu 1 kişi benim oğlum. O da tebam. Ondan da ben mesulüm. Allah onun idaresini bana nasip etmiş. Emanetullah'tır. Benim evladım ölsün çünkü 1 kişidir. Diyebilmiş adamlardır. Fedakarlığı milletten ailesi üzerine çekmiştir. Bundan hanedan mensubu olan biri şikayet edebilir. Hanedan mensubu olmayan birinin şikayeti asla hakkı yoktur. Bu şikayet üstelik nankörlüktür. Kendisinin iyiliği için evladının katline rıza gösteriyor. Tebanın iyiliği için. Tebanın birbirine düşüp birbirini kırmaması için. Bir başka sebep daha var. Bugünkü imkanlar yok. Yemen'deki vali isyan etse haberi İstanbul'a 6 ayda gelir. Bugünkü gibi televizyon var, telefon var, kıvır zıvır var da anında binlerde ne oluyorsa öğreniyorsun. O gün öyle değil. O günün şartlarını da düşüneceksin. Bir vali bir yerde isyan etse haberi 6 ayda gelir. Osmanlı asırlarca taşrayla nasıl haberleşti biliyor musunuz? Belki duymamışsınızdır. Güvercin postasıyla. Güvercin postası şudur. Her vilayette güvercin beslenir devlet dairelerinde. O vilayetten mesela Yemen'den biri İstanbul'a geliyor. İstanbul doğumlu 10 tane güvercini alır İstanbul'a getirir. İstanbul'dan Yemen'e gidiyor birisi. 6 ayda gider. İstanbul doğumlu 10 tane güvercin Yemen'e götürür. Bütün vilayetleri böyle düşün. Yemen'den İstanbul'a bir haber mi gidecek? İstanbul doğumlu bir güvercinin ayağına ince bir kağıda at kılıyla yazarlar. Ayağına rulo yaparlar. Üzerine çinko kaplarlar. Güvercini uçururlar. Şimdi olsa naylon, selofan vesaire. O zaman çinko. Uçururlar. O güvercin doğduğu yere gelir. Hiç şaşırmadan. İnsanı bıraksan Yemen'den 40 yere sormadan yaya İstanbul'u gelip bulamaz. Güvercin doğduğu yeri bulur. Bir güvercin gelmiş bakarlar. Ayağından çözerler. Okurlar ki Yemen'den bir emir gelmiş. Yemen'e bir bildirecekler, bir şey bildirecekler. Yemen doğumlu güvercinlerin kafesini açarlar. Onu da bir at kılıyla ince bir kağıda özet bir şekilde yazarlar. Ayağına sararlar, o güvercini uçururlar. O güvercin de doğduğu Yemen'deki güvercinliğe gider. Bu ne zamana kadar biliyor musun? Abdülhamit zamanına kadar ilk telsiz 1916'da kurulmuş Türkiye'de. 1916'ya kadar. Size örneğini vereyim. Boğaz Köprüsü'nden geçtiniz. Beşiktaş'a iniyorsunuz. Başınızı Yıldız Saray tarafına çevirin. Orada küçük, kuleli kuleli bir bina vardır. O Yıldız Saray'ın güvercinliğidir. Hala duruyor.
tam böyle yolun kayanın üstünde duruyor. Yıldız Sarayı'nın güvercinliğidir. Yıldız Sarayı dediğin Abdülhamit'le birlikte saray olmuştur. Daha evvel de vardı da küçük bir şey. Yani padişahlar için kullanılması Abdülhamit'le başlamıştır. Abdülhamit 1876'nın padişahıdır. Demek ki o tarihlerde bile güvercin postası kullanılıyormuş ki Yıldız Sarayı Humayun'da güvercin lik hala duruyor. Bir de bu şartları düşüneceksiniz. 24 milyon kilometre kareye uğraşmıştır Osmanlı. Bunu hatırlayın da biz ne büyük bir inhilale, izmihlale maruz kalmışız düşün. Dünyada 24 milyon kilometre kare bir imparatorluk kurmuş başka bir millet yok. Ama onu da bizimki kadar çabuk kaybetmiş millet yok. Bir mahalle bakkalı bile iflas etse, ya ben ne yanlış yaptım da iflas ettim de. Çok veresiye mi verdim, batak mı verdim, şu mu bu mu? Biz hala bu devleti niye kaybettik? Bunun muhasebesini yapmış değiliz. Elimizde Hammer'in tarihi geziyor. Hammer bizim düşmanımız. Gareskar, cahil herifin birisi. Sultan Murad'a evvel yazı bilmezmiş de şehidin kanına elini basmış da anlaşmayı imzalamış da Tuğra buradan çıkmış. Selim-i Salis Kıbrıs'ın şaraplarının meşhur olduğunu duymuş da Kıbrıs'ı şaraplarını alıp içmek için fethetmiş. Ama buna şaşıyorsunuz ama bunu Hammer söylediği gibi Müslüman tarihçiler de söylüyor. Rıza'nın tarihinde de var aynı şey. Yani böyle tarih, ben dini tahrifleri yazdım. 3 tane kocaman cilt bitiremedim. 4. yazacağım şimdi. Tarihin tariflerini yazsam onun 10 katı olur. Ki ben ki profesyonel tarihçi değilim, amatörüm. Ama ölçü olarak İslam'ı kullanmaya gayret ediyorum. Sebep budur. Demek ki biz nasıl bir cihan devletiymişiz? Bunu nasıl olmuş da kaybetmişiz? İstersen bir kelimeyle Yahudi aramıza sızdı da bizden adam tuttu da bizi yanılttı da şöyle oldu böyle dersin. Tek sebeple de izah edilmez. Aa, Kemalistler kabahati dine buldular. Dinle terakki olmaz. Avrupa'da sana inkılap oldu. Biz buna ayak uyduramadık. Onun için mağlup olduk. Mustafa Kemal İzmir İktisat Kongresi'nde böyle söylüyor. Böyle söylüyor. Bunların hiçbiri doğru değil. İslam'ı ölçü almak şartıyla bunların izah edilmesi lazım. Fakat İslam'ı ölçü olarak yazılmış ciddi bir tarih tavsiye etmek imkanım yok maalesef. Her birinin bir yanlışı var. Bunu da söyledim mi kimseyi beğenmedi oluyor. Her neyse biz gelelim bahsimize. Demek oluyor ki 6,5 asırda 100 tane hanedan mensubu yuvarlak hesap söyleyelim. 50 tane de sadrazam 150 kişi katledildi. Yavuz Sultan Selim babasıyla harp etti. Birincide mağlup oldu, kaçtı. İkincide Yeniçer'in baskısıyla harp olmadan devleti ele geçirdi. Evveliyatı da vardı. Çok ben baka baka anlatıp anlatmamaktan mütereddidim. Sıkılırsın diye. Şehzade Ahmet Yavuz'un padişahlığını kabul etmedi. Çünkü Ahmet büyüktü. Ama şunu söyleyeyim size. Bu işi kanunlaştıran Fatih'tir. Yavuz'a gelmeden evvel Fatih'i söylemeliyiz. Kanunlaştıran Fatih'tir. O zamana kadar fiilen tatbik edilmiş ama örf hukukuna göre tatbik edilmiş. Kanunu yoktu. Fatih'in Kanunname-i Ali Osman isimli tanzim ettiği bir kanunda kime ki padişahlık nasip olur,
nizam alem için karındaşın öldürebilir dedi. Ekseri ulema da bunu tecviz etmiştir dedi. Başka bir söz daha var orada. Atam ceddim kanunudur diyor. Atam ceddim kanunudur demesinin sebebi kendisinden evvel bu tatbik edilmiş. Kendisinden evvel tatbikata size bir misal vereyim. Birinci Murat. Oğlu Savcı Bey. Bizans şehzadesi Andronikos'la anlaşarak Rumeli'de isyan ettiler. İki şehzade, biri Bizans şehzadesi, biri Osmanlı şehzadesi. İsyan ettiler. İkinci Murat bunlar üzerine asker sevk etti. İkisini de yakaladı. Andronikos'u babasına teslim etti. Kendi oğlunun gözüne mil çekti. Gözlerini kör etti. Hayatını yok etmedi. Bizans şehzadesine de Bizans hükümdarı gözlerine mil çekti. Ama size garip bir şey söyleyeyim. O kör gözlü Andronikos ne yaptı yaptı? Devlet adamlarını elde etti. Babasını tahtından indirdi ve katletti ve hükümdar oldu kör. Bunu görünce Murad evvelde kendi şehzadesini öldürdü. Çünkü bir yokladı ki onda da saltanın sevdası devam ediyor. Bir sürü insan öleceğini benim oğlum olsun. Bundan dolayı onu kınar mısın? İsyan etmiş. Şimdi burada bir noktanın daha prensipte izahı lazımdır. İsyan eden, meşru idareye isyan eden, bagî durumundaki adamın katlinde hiç tereddüt yoktur. Meşru idareye isyan etmiş. Tabii idarenin meşruiyet şartları da vardır. Meşruiyet yoksa isyan vacip olur. Yani Şeyh Said de isyan etti. Kınamıyoruz. Alkışlıyoruz. Çünkü isyan vacip olacak şartlarda isyan etti. Allah'ın nizamı ref edilerek yerine batıl beşeri bir nizam kuruldu. Müslümanın o idareye itaat etmesi vacip olmaktan çıktı. Şeyh Said isyanda haklıydı. Başarılı olur olmaz ayrı mesele. O hesap meselesi. Şeyh Said yiğitçe ölmüş bir İslam kahramanıdır. İnşallah onun hakkında da bir seminer yapmak istiyorum. Hakikaten bizim babalarımızı vebalden kurtarmıştır. Çünkü herkes, her Müslüman isyanla mükellef olduğu halde onun isyanıyla Müslümanların acziyeti sabit olduğundan isyan etmeyerek kalben buğz edenler vebalden kurtuldular. Fiilen teslim olmayı bırak. Kalben teslim olan bile kafir gitmiştir bu alemden. Bu iman oyuncak değil. İmanın meselelerde şaka olmaz. Ateşle oynamaya benzer. Kalben İslam'a aykırı bir prensibi o. Ne olursa olsun Kemal'in prensibi, Cemal'in prensibi fark etmez. Kalben onu kabul eden kafir olur. Sabaha kadar namaz kılsa da, her sene harca gitse de. Müslümanın imanı İslam nizamıdır. Kur'an nizamıdır. Onu cahillikten yanlış anlayabilirsin, o başka şeyi. Peygamberin bir sözünü, bu evet hadistir ama ben kabul etmiyorum diyen adam kafir olur. Çünkü o kendi nefsinden söylemez. Ene beşerim mislüküm yuha ileyye. Halbuki Mustafa Kemal Amasya'da milli mücadelenin nihayetinde el fakri fahri, fakirliğim iftiharımdır sözüne böyle itiraz etti.
peygamberin kendi hesabınadır. Yoksa Müslümana fakir kal, fakir ol demiyor. İslam'ın 5 şartından ikisi zenginler içindir. Zengin ol, zekat ver. Zengin ol, hacca git. Meşru yoldan zenginlik. Men edilmediği gibi teşvik edilmiştir. Ticaretin 10'da 9'u, kazancın 10'da 9'u ticarettedir, radistir. Veren el, alan elden üstündür. Peygamber sözüdür. Alıcı olmayıp verici olmaya gayret et demektir. Ama fakri, fahri böyle tenkit edilmiş. Aynı şeyi Libya'da Kaddafi söyledi. Televizyon programında. Dininizin yarısını Hazreti Ayşe'den öğrenin. Böyle hadis mi olur dedi. Karşısındaki hoca dedi ki ya şey senin iktisat müşavirin var, asker müşavirin. Dediğini müşavirin olması lazım. Bu sözün manası şudur. Cevabı vermeden ne olursa olsun ben kabul etmiyorum dedi. Ekranı kararttılar. Millet anladı kafir. Halbuki o sözün manası kadınlara ait, ahkamı ondan öğren demek. Kadınlar peygambere soruyorlardı. Peygamber yuvarlak cevap veriyordu. Teferruatı öğrenmek için Hazreti Ayşe'ye havale ediyordu. Ona gidin sorun. Bunun manası oydu ama Kaddafi tamam doğruysa da kabul etmiyorum dedi. Yaşasın cehennem. Böyle çok adam var. İman şakaya gelmez. Bir batılı, bir İslam'a karşı tavrı, hareketi, sözü tasdik eden, lisanın tasdik eden veya kalben tasdik eden, Müslüman olmaktan çıkar. Hiç imanda tehlikeli noktalardan uzak durun. Bir adamın ağrı dağı kadar günahı olsa, imanda sağlam olsa, umulur ki kurtulur, Allah gafur rahimdir, affeder. Fakat imanda bizlerde eksiği varsa, bütün beşeriyetin amali salihası onun olsa kurtulmasına yetmez. Çünkü cennet ve cehennem iman ve küfür ile tayin eder. Amel cennette kademelenmeye, cehennemde kademelenmeye yarar. Mekan değişikliğine yaramaz. Bu hususlara çok dikkat edin. Şimdi Sultan Murad evvel öldüğü zaman dedim ki size burada izahı gereken ikinci bir mesele vardır. İsyan edende bir tereddüt yoktur. Meşru idareye, idarenin meşruiyet şartlarını anlatmıyorum. Şeyh Said zamandaki gibi idare gayri meşru hale geldiği zaman isyan vacip olur. O isyan suç değildir şeriat nazarında. Bu misali vermek istedim size. Ama siz şer'i nizamı devam ettiren bir ulul emri düşün. Ona isyan eden adamda, adamın idamında tereddüt yoktur. O isyanın cezasında hiç kimse demez ki bu öldürülemez, o öldürülür. Çünkü onu öldürmesen o seni öldürecek zaten. Kıyam etmiş. Ama isyan etme ihtimali var diye. Bakın. Bu işte şu 100 şehzadeyi yuvarlak söylüyorum. 100 şehzade içinde belki yarısına yakını isyan etmek ihtimali üzerine katledilmiş. Mesela 3. Murat 5 şehzadesini kardeşini katletmiştir. Külü maksızdır. 3. Mehmet 19 kardeşini katletmiştir. Küllüm haksızdır. Peki bunu nasıl tayin ederiz? Ama bu haksız dediğimiz iş 5 tane de Yavuz Sultan Selim yeğenini öldürdü. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bakın size bunu Murad-ı Evvel'in Kosova Harbi'nden misallendireyim. Kosova Harbi 1389 yılında kazanıldığı zaman harp sahasını geziyordu Murad Evvel. Çok büyük bir şahsiyettir. 38 sene hükümdarlık yapmış.
birçok Haçlı seferini göğüslemiş, mübarek bir şahsiyettir. İşte evliya, evliya üstü evliya, Murad Evvel. Harp sahasını gezerken bir Sırp asilzadesi tarafından hançerlendi ve şehit oldu. Zaten şiir yazmıştı, şehitliği talep etmişti. O gece sabaha kadar harp gecesi uyumamış. Allah'tan şehitlik niyaz etmiş. İki oğlu vardı. Biri Yıldırım Bayezid, biri Şehzade Yakup. Ulema bu iki oğlun ikisi de kaçmakta olan düşmanı takip ediyordu. Osmanlı ordusunun bir cenahına Şehzade Yakup kumanda ediyordu, bir cenahına Yıldırım kumanda ediyordu. Paşalar, hangisini çağıralım da tahta oturtalım? İki şehzadeyi teraziye koydular. Yakup büyük, Yıldırım küçük kardeş. İki şehzadeyi mizan ettikleri zaman Yıldırım'ı daha harpçi gördükleri için Yıldırım'ı tercih ettiler. Yıldırım'a haber gönderdiler. Yıldırım geldi, babasının cesediyle karşılaştı, tahta oturttular, biat ettiler. Sebep. Emir ve kumanda zinciri bozulduğu zaman anarşi olabilir. Siyasi hiyerarşinin çabuk taazzuv etmesi lazımdır. Bundan dolayı Hazreti Peygamber halifenin kim olduğunu bilmeden ölenin ölümü cahiliye ölümü gibidir buyurmuşlardı. Bunun manası bir halife vefat ettiği zaman öbürünü derhal seçin. Emir ve kumanda zinciri inkıtağa uğramış vaziyette devam etmesin. Bunu biz Yıldırım'dan sonra, herhalde bu derse yetmez, ben size anlatacağım sonra. Yıldırım'dan sonra fetret devri denilen o başsızlık, 11 sene süren başsızlık devrindeki kargaşada görüyoruz. Onun için bir padişahın cesedini kaldırmadan, defin merasimini yapmadan başka bir padişaha biat ederler hemen. Yıldırım'a orada biat ettiler. Ve dediler ki şimdi sizin yapacağınız bir iş var padişahım. Nedir? Şehzade Yakup'u çağırtıp boğmak. İlk işim cinayet işlemek mi olacak? Düşünün. İlk icraatım cinayet, böyle şey olmaz. E peki ordunun yarısı emrinde. Döner gelir de senin padişahlığını kabul etmezse. Ordu da emrindeki ordu da ona uysa, çünkü onun yanındaki mahiyetindeki adamla bu padişah olursa zayiat veririz. Ya buna başka bir çare bulun. Bir isyan edeceği katı değil ki. Katı değil ama etmeyeceği de katı değil. Binlerce adamın ölümünün riskine girelim kardeşin yaşasın diye. Yoksa bu tehlikeyi, bu ihtimali bertaraf edelim bir adam ölsün. Bunun çadırda münakaşasını yaptılar. Ve alimler, kumandanlar Yıldırım'ı ikna ettiler ki zararın asgarisi budur. Milletin kaderiyle oynanmaz. İsyan etmeyeceği hususunda bir garanti olmadığı için biz onu tek başına yok etmekten başka çaremiz yoktur. Eğer isyan etmeyecek idiyse de masumen gönderdikse Allah mükafatını verir. Ama ya aksi doğruysa, ya isyan edecekse binlerce adamın ölümüne sebep oluruz, bu vebalin altından kalkalım. Padişah ister istemez padişahların, paşaların reyini Allah cümlemizin günahını affetsin diyor. Şehzade Yakup'a haber gönderdiler. Baban seni istiyor. O da babasının çadırına giriyorum diye bir çadıra girdi ki cellatlar üzerine atladılar.
kendisini yay kirişiyle boğdular. Niye yay kirişiyle? Hanedan kanı dökmeyi uğursuzluk saymıştır ecdadımız. Kanını akıtmadan öldürmeyi tercih ederler. Hanedan mensuplarının kellesi vurularak öldürülmez. Kellesi vurularak öldürülen ahadın aslan insanlar olur. Hele asılarak idam etme adi suçlular içindir. Çünkü o bir şerefsiz bir ölümdür asılarak ölme Osmanlı'nın anlayışında. Kılıçla ölmek, vuruşarak ölmek o başka bir şey. Velhasıl Şehzade Yakup'u boğdular. Yıldırım tek başına iktidar oldu. Bak şimdi Şehzade'yken isyan eden var. Böyle bir günah olduğu halde, isyan etmediği halde, isyan eder diyerek paşaların reyiyle öldürmüş şehzadeler var. Bunun daha sonraki tarihlerde de örnekleri var. Vaka vaka size anlatacağım. Ama bunda ittifak yok. Yani isyan edilme ihtimaline binaen, isyan etmeden, isyan edeceğine dair bir alamet belirmeden öldürmeye caiz değildir de diyen var. Benim anlattığım gibi paşaların Yıldırım'ı ikna ettiği mantıkla etmeyeceğine dair de bir garanti olmadığına göre binlerce adamın hayatını riske atamayız. Bir kişiyi öldürmek ehvendir diyerek cevaz verenler de var. Alamet zuhur ederse, ona da bir misal vereyim. Alametin takdiri de bir mühim meseledir. Mesela Yavuz Sultan Selim babasıyla harp ederek ağabeyi Şehzade Ahmet'in, hatta ondan daha büyük olan Şehzade Korkut'un önüne geçerek padişah oldu. Padişah olduğunda Şehzade Korkut İstanbul'daydı. Ona biat etti. Biat ettiğine göre bu isyan etmez demektir. Manisa Sancak Beyliği'ne gönderdi onu. Şehzade Ahmet babasının veliaht ilan etmek istediği bir insandı. Şehzade Ahmet Konya'da Sancak Bey'iydi. Ve Yavuz'un büyüğüydü. Şehzade Ahmet'i babası tercih ettiği halde Yavuz'u Yeniçeriler tercih ettiği için ikinci Bayezid yerini Yavuz'a bırakmaya mecbur kaldı. Çünkü ikinci defa asker topladı geldi Trakya'da. Babasıyla harp edecekti. İkinci Bayezid bu kardeş kavgasına yüreğe dayanmadı. Tamam dedi, bırakıyorum yerimi sana. Çekildi. Harpsiz. Askerin de onu istemesi sebebiyle. Fakat Yavuz'un babasına karşı yaptığı ihtilalden bir sene evvel, yani 1511'de Şah Kulu isyanı zuhur etti. Alevi isyanı. Bu Şah Kulu'nun babası, Şah İsmail'in babası Haydar'a hizmet etmiş bir adamdı. Yalandan böyle çok takva ehli bir adam gibi geçindiler, mağaralara çekildiler. Hatta öyle oldu ki bir Allah'ın veli kulu diye saraydan da bunlara akse gidiyordu. Yani çok ehli ibadet insanlar falan. Meğer adam topladıktan sonra 10.000 kişi falan biri topladıktan sonra Şah Kulu adıyla, yani İran Şah'ın kuluyum diye herif böyle isyan etti. Üzerine gönderilen sadrazam işi ciddiye almadı. Az kuvvetle gitti, öldürüldü. Sonra birisi daha gönderildi. O gönderilirken de kısa anlatıyorum. Şehzade Ahmet'e, çünkü Antalya civarında isyan ettiği için Konya valisiydi, sen de bu hareketi destekledin. Şehzade Ahmet tam Şah Kulu sıkıştırmış öldürülecekken askere dedi ki babamdan sonra benim tahta geçmemi kabul ediyorsan ben varım, yoksa gidiyorum. Asker dedi ki Allah Allah, şimdi bizim işimiz sana biat etmek mi? Senin veliahtlığını kabul etmek mi? Şurada
binlerce adam öldürmüş bir Alevi, bir Kızılbaş isyan etmiş. Şimdi işimiz bunu tepelemek. Gidişine şimdi bunun zamanı değil. Bu kızdı çekildi şeyine. Asker bundan dolayı Şehzade Ahmet'in aleyhine döndü. Fakat Yavuz tahta geçtikten sonra Şehzade Ahmet'in oğlu geldi, Bursa'yı işgal etti. Çok kısa anlatıyorum. Yavuz bunun üzerine yürüyünce bu kaçtı. Arkadan babası Konya eyalet askerleriyle Bursa üzerine yürüdü. Yenişehir Ovası'nda karşılaştılar. 40 bin kişi, Yavuz'un ordusu 20 bin kişi, Konya eyalet askeri Şehzade Ahmet. Yakalandı, öldürüldü. Ama binlerce iki taraftan da adam öldü. Yani sen benim küçük kardeşimsin ama ne yapalım, sen padişah oldun, ben de senin emrinde hizmet edeyim demedi. Halbuki Şehzade Alaaddin birinci Murad'ın ağabeyiydi, büyük kardeşi. Herkesten bu olgunluğu beklemezsin. Alaaddin vezir oldu küçük kardeşine. Sen padişah oldun, ben de vezirin oldum. Çalıştın kardeş kardeş. Ama Şehzade Ahmet bunu yapmadı. Ben senden büyüğüm, hak benimdir dedi. Binlerce adam öldü. Şimdi Şehzade korkudu. Biat aldıktan sonra gönderdi ya yerini Manisa'ya. Acaba bu da böyle bir şey yapar mı diye Yavuz'un aklına geldi. Makam vermediği paşalardan bir ikisine, ya millet, Yavuz Sultan Selim abur cubur adamlar sadrazam yaptı, vezir yaptı. Asker seni çok seviyor, sen padişah olursan, beni vezir yaparsan senin için çalışayım gibi yalandan mektuplar yazdırdı. Baktı ki korku tevesli padişahlığa, biat ettiği halde. Yürüdü üzerine. Korkut Yavuz'un geldiğini anladı ki beni oyuna getirdiler. Kaçtı. Sadık bir adamını aldı, kaçtı. Dağlarda bir mağaraya saklandı. Bir müddet sonra yiyeceksiz aç kaldılar. Yanındaki adamı yiyecek almaya gönderdi. Yavuz da onu takibe adamlar saldı. Atının koşumlarından anladılar. Takip ettiler. Mağarada Şehzade Korkut'u yakaladılar. Yavuz bunu Bursa'ya naklederken yolda öldürttü. Tabutun arkasına girdi, ağladı. Ah kardeşim, sen isyanı düşünmeseydin de ben de seni öldürtmeseydim olmaz mıydı? Bak ne zor karar veriliyormuş, görüyor musun? Ne zor o adamlar. Niye? Bakıyor ki öbür tarafta binlerce adam. Aha Şehzade Ahmet'in isyanında binlerce adam öldü. Bunu da bıraksaydım da bu da bir eyalet askeriyle üzerimize gelip binlerce adam daha mı ölmeliydi? Buradan edindiği tecrübeyle onların çocukları, 5 tane yeğenini öldürttü, masum çocuklar. Bunu Yavuz da yaptı. Şimdi bundan dolayı da kınanabilir. Halbuki bunu ilk yapan Fatih'tir. Ben size problemin kritik noktalarını anlatıyorum. Yoksa vaka vaka hepsini anlatsam bu bir iki derse sığmaz. Bunu ilk yapan Fatih'tir. Fatih iktidara geldiği zaman süt çocuğu bir kardeşi vardı, Şehzade Ahmet. Ama Fatih bir defa 14 yaşında tahta geçti, bir de 20 yaşında. 14 yaşında tahta geçtiği zaman Sırplar ekonomi selase üzerine, yani üçlü tanrı esası üzerine yemin ederek ebedi sulh yaptılar Osmanlılarla. İkinci Murat da Bursa'ya çekildi, ibadetle vakit geçirmek istiyordu. Hristiyanlar papalıktan fetva aldılar. Biz haç üzerine yemin ederek sonsuz bir sulh muahedesi imzaladık Türklerle. Türklerin tahtına şimdi bir çocuk geçti. Bu yemine rağmen bu muahedeyi bozup Türklere saldırabilir miyiz? Fırsat bu, fırsat.
papalık fetva verdi. Türkler İsa'nın Allah olduğunu haşa inkar ettiği için kafirdirler. Onlara İncil üzerine yemin ederek, Ekanimin selası üzerine yemin edilerek söz vermiş olsa bile kafirlere söz verilen sözün bir kıymeti yoktur. Bundan nükul edebilir, vazgeçebilir ve tecavüz edebilirsiniz. Bu fetva üzerine Osmanlı hudutlarına saldırdılar. O küçük Fatih dehasını 14 yaşında gösterdi. Paşalar Hazretleri sefer tedariki yapın dedi. Paşalar dedi ki çocuk sen bu işi idare edemezsin, babanı çağır. Hıt, ben padişahım, nasıl edemezsin? Edemez. Baktı ki beni dinlemiyorlar. Meşhur sözü söyledi. Ben padişahsam emrediyorum, gel ordunun başına. Sen padişahsam vatan tehlikede, gel ordunun başına. 14 yaşında bir çocuk, cumhuriyet ekmeği yemiş bir çocuk, fırından ekmek almaya gidemez. O devrin adamına bak. 14 yaşında çocuğun söylediği söze bak. İyi de paşalara kızgın. Bilare babası ölüp de gerçekten padişah olunca o kızgınlıkla paşalara sert davranıyor. Sen zaten kafan çalışmaz diyor. Sen bu sakalı harplerde artmadın herhalde, değirmende arttın diyor. Asabi, genç, enerjik, paşalar da kızgın, o kızgınlıkla konuşuyor. Paşalar diyorlar ki bu deliyle biz nasıl yürüyeceğiz, bunu devirelim. Osmanlı tahtı için tek varis var, o süt çocuğu. Bakın çocuk öldürmeyi kınar herkes. Halbuki çocuk daha tehlikelidir. Neden söyleyeceğim size? Çocuk daha tehlikelidir. Asıl öldürülecekse çocuk öldürülmelidir. Siyaseten katildi. Benim görüşüm bu. Neden? Çünkü çocuk padişahlık yapamaz. Fatih 19 yaşındaki padişahı devirir. Bir ihtilalle öldürürsen kundaktaki çocuk padişahlık yapamaz. Ona niyabeten paşalardan biri yapar. Bir kere alıştı mı buna? Ondan sonra Mithat Paşa bunu ilk defa Osmanlı tarihinde söylemiştir. Âli Osmanlı olacağına biraz da Âli Mithat olsun. Size demin anlattığım o devşirme sadrazamları kullanma. O 7 yaşında saraya hareme alınan cariyelerle evlenme. Böyle bir söz sudur etmemesi içindir. Ama Mithat Paşa bunu ahır demde söylemiştir. Âli Osmanlı olacağına biraz da Âli Mithat olsun. Halbuki Mithat Paşa'nın dedesi İsrail adında bir Bulgar Yahudisidir. Hoş sonra da Yahudi başımıza geçti ya, Türk adıyla bir Yahudi. Ama o gün o buna niyetlendi. Mithat Paşa Yahudi torunudur. Döndüyse samimiyetle Bulgar Yahudisi bir adamın torunudur. Ama Âli Mithat olsun dedi. Paşalar buna alışırdı. Çocuk daha tehlikelidir. Padişahlık yapamaz. Fatih indirse de Fatih'in yaşında bir başka adam hanedan mensup olsa onu getirse o da kendine göre icra eder ve Âli Osman'ın nüfuzu devam eder. Yani hanedanlar arası kavgaya sebep olmaz. Halbuki çocuk geldi mi? Hanedanlar arası kavga anısı olur. Bu Avrupa tarihlerinde çoktur. Rus tarihinde çoktur. Adam birinin sakalının üzerinden fare geçmiş. Uyanınca demişler ki git yüzünü yıka. Ne oldu? Fare pistir, her yerde gezer. Yüzünden, sakalından geçti. Yok yok. O yıkamak yetmez. Bir makas verin, bu sakalı keseceğim demiş. Ya niye kesiyorsun? Ha. O hınzır fare yol etti, bir daha geçer demiş. O sadrazam da öyle bir çocuk başa geçer de onun yerine niyabeten padişahlık yaparsa bu anane devam eder. Fatih baktı ki bunlar bir ihtilal düşünüyorlar. Celladı çağırdı, git kardeşim boğ gel dedi. Ondan sonra dedi ki paşalar hazırlattı. Âli Osman tahtı için benden başka varis yok. Gene ihtilal düşünüyor musunuz? Anladılar ki padişah öğrenmiş. Kafalarını eğdiler.
ve itaata mecbur kaldılar ve İstanbul'u fethettiler. Demek ki çocuk daha tehlikelidir şu hale nazaran. Bir problem isyan etmeden bir adamın isyan etme ihtimaline karşı öldürülmesinde, bir problem de çocuk yaşında öldürülmelerdir. Bunların ikisi içinde lehte aleyhte görüşler vardır. Güzel. Benim niyetim ikinde zanda kesmektir. Ama bu mevsim derslerde bir şey yapmak istiyorum. Anlattığım, burada anlattığım sözleri herkes zannediyor ki ben burada sade konuşuyorum. Hayır, burada sabahtan aşağıda başlıyorum. Gitmezsem gece yarısına kadar bu canlı yayından sonra da konuşuyorum. Birisi burada duyduğu bir şeyi bana naklederek üzerine bir sual bina ediyor. Ve subhanallah, şuradan aşağı inene kadar benim sözüm değişmiş oluyor. Diyorum ki hayır, ben öyle demedim. Sualle esas teşkil eden benim sözümü yanlış naklediyor. Bu tecrübeyle, bu bir müteaddit oldu. Ders biterken bu evlat kardeş katli bitmedi. Bununla ilgili bir müddet, bir miktar daha söylemem gerekir. Ama bundan sonra her derste yapmak istediğim bir iş var. Şuraya kadar anlattıklarımda anlaşılmayan bir husus var ise bunu televizyon başında bekleyenler yazılı bildiriyorlar. Onu haftaya görürüm. Ama burada anlaşılmadık bir şey varsa size 5 dakika ona dair bir sual sorma hakkı tanıyorum. Dinlediklerinizde yanlış anlaşılmaya müsait veya eksik gördüğünüz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yoksa bitireceğim. Burada dinlediğinizden aşağıda bana söyle demiştin ama bilmem ne diye lafımı yanlış nakletmeye tahammül edemiyorum. Buradan aşağıya bir laf değişir mi? Buyur söyle. Sesini biraz yükselt. Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey, hanedan mensubu. Ne olmuş? Sen bana ne? Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey, hanedan mensubu olarak kabul edilebilir mi? Tabii amcası. Bak, bak, daha ben bunu bitirmedim. Sonra göreceksin ki ekberiyet esası kabul edilmiş. Ekberiyet demek Ali Osman'dan olan erkeklerin en büyüğü. Sondaki tatbikat böyle. O zaman bir kaide yok. Ekberiyet esası veya ekseriya babadan oğladır. Kardeş yoktur Osmanlı'da. Ama sonradan ekberiyet esası burada, bu işin tatbikatında kanun ve kaide değişikliklerine sıra gelmedi. Anlatamadım. Bu iş burada bitmiyor. Ekberiyet esası 1876 kanun esasisine bile girmiştir. Makam-ı saltanat ve hilafete Ali Osman'dan en yaşlı, en büyük evlat geçerdi. Hanedan mensubu kimdir? Hanedan mensubu anası şart değil. Babası hanedandan olan erkek çocuktur. Bak, ana şart değil. Erkek, babası hanedan mensubu. Hanedan mensubu bir kadınla da evlense, hariçten bir kadınla da evlense. Oğlu şehzadedir. Yani hanedan mensubudur. Kızı ise sultan efendidir. Sultan. Padişahın sıfatı hanedan mensubu kadınlara da verilir. Bir daha söyleyeyim. Baba hanedan mensubu ise erkek evladı şehzadedir, kız evladı sultandır, sultan efendi. Böyle tabir edilir. Peki, hanedan mensubu bir kadın, yani sultan, gene hanedan mensubu bir erkekle evlenirse bir şey değişmez. Kızı da hanedan mensubudur, oğlu da. Hanedan mensubu bir kadın, yani sultan efendi,
hanedan mensubu olmayan bir erkekle evlenirse, diyelim Vahidettin'in kızı İsmail Oktay'la evlenmiş. Ben hatıralarını Neşet. Hanedan mensubu olmayan bir erkekle evlenen hanedan mensubu kadının oğlu beyzadedir. Veya sultanzadedir. Kızı ise hanım sultandır. Bak anası sultan, kendisi hanım sultan. Osman Turan'ın kayınvalidesi sultandı. Şehzade Selim Efendi'nin kızıydı. Karısı Saatiha Hanım sultandı. Çünkü babası mimar Kenan Bey'di. Baba hanedandan olmadı mı? Ana hanedandansa erkek çocuğu beyzade veya sultanzade. Kızı da hanım sultan. Bunlarla hanedanla alaka biter. Dündar Bey Ali Osman'dan olduğunda şüphe edilmez. Çünkü Dündar Bey Ertuğrul Gazi'nin kardeşidir. Dündar Bey hanedandan sayılmasa Ertuğrul Gazi de sayılmaz. Aynı babanın aynı ananın çocuğu. Hocam ben şunu merak etmiştim. Hani dediniz ya hanedan kanı dökmek uğursuzluk sayılır diye. Duyamadım ki. Hanedan kanı dökmek uğursuzluk sayılır demiştiniz ya üstadım. Ama o zaruret. Orada acele lazım. Başka ben daha anlatmadım ki mesela Kanun'un oğlu Şehzade Beyazıt İran Sarayı'nda hançerle öldürüldü. Bu da yasaktır ama başka çaresi yok. Başka çaresi yok. O anda saldırdı öldürdü. Buna mukabil Bayezid'in oğlu olduğu katli olan Düzmece Mustafa yakalandıktan sonra salben asılarak öldürüldü. Çünkü şehzade olduğunu kabul etmiyorlardı. Halbuki şehzadedir. Şehzade muamelesi yapsaydı o zaman niye öldürdün olurdu? Niye ne dedik ona? Düzmece Mustafa. Ben başka bir isim söyledim galiba. Yanlış. Düzmece Mustafa Yıldırım'ın oğludur. Oğludur ama sonradan gelip padişahlık dava ettiği, isyan çıkardığı için hayır bu sahtedir, yalandır dediler. Düzmece adını verdiler. Öldürülürken de astılar. Hanedan muamelesi yapmıyor çünkü Düzmece kabul ettim. O zaman bu sözün yalan olmuş olacak. Yani bunları siyasi sebeplerle bazen de halin icabıyla izah etmek lazımdır. Halin icabıyla. Mesela her zaman fetva alınmamış. Fetva ile mesela bu Ali Ak'tan çok fetva topladı. Halbuki Ahmet Uğur'a göre fetva yoktur. Fetvalar saklanmadı. Fetva verende kaldı bilmem ne falan diyor. İş doğru değil. Burada kaç tane fetva elde etmiş. Ama fetva alınmadan da siyaseten katil işi yapıldığı var tarihte. Bu bazen acele olmasından, bazen de padişahın fetva alamayacağını düşündüğünden olabilir. Yani ben size başlangıçta prensip olarak dedim ki padişahlar da insandır. Bütünüyle padişahlar evliyadır, hiç hata etmez. Böyle bir şey İslami değildir. Padişah da insandır. Edindiği fikre göre bir yanlış idam ettiği, kanunu gibi adamın haksız idam ettiği adam da var yani. Ama niye? O verilen bilgiye göre. Verilen bilgiye göre. Ben şimdi Pir Reis romanını yazdım. Pir Reis'in idamını kanunu emretti ve Kahire'de asıldı. Ama kendine verilen bilgiye göre donanmayı bıraktı, kaçtı dersen bir kumandanı, o da asın diyecek tabii. Yani Moltke diye bir Leh generalinin Türkiye'nin hizmetinde bulmuştu bir tabiri var. Diyor ki devleti idare edenler mukarribinine yani yakındakiler dikkat etmelidir. Onun gözünün önüne bir kürdan tutarlar, bir ormanı gizlerler. Onun için devlet adamı hep isabetli hareket eder, edindiği kanaatle. Etrafındaki adamların yanıltması da var. O da insandır. İtimat ettiği bir adam cır çıkar, yanlış bilgi verir, rakibini boğdurur, astırır vesaire.
Bir şey daha size söyleyeyim. Padişahın bu selahiyeti Hazar zamandadır. Seferde padişah, onu da prensip itibariyle söyleyeyim de bu bahse gelecek hafta devam eder. Seferde neferi bile idam eder. Çünkü bir nefer bozguna sebep olur. Bunlar hep maslahattan doğmuş işlerdir. Seferde haddi hududu yoktur. Her dilediği adamı cellada havale edebilir. Çünkü bir nefer bir bozguna sebep olur. Ama Hazar zamanı ahadın aslan bir adamı cellada havale edemez. Ya hanedan mensubu olacak ya vezaret rütbesine aiz olacak. Ahadın aslan bir adamı kadıya havale eder. Senden benden farkı yoktur diğer insanlarla münasebetinde. Bu işin daha çok su var. Sor. Üstadım, Fatih'in kardeşini idam ettirdiği zaman fetva var mı yoksa kendi şahsi, kendisiyle... Kaynaklarda bir fetva aldığına dair bir şey yok. Ama kardeşini boğdurduğunda hiç şüphe yoktur. O devrin kaynaklarında Aşık Paşazade dahil hepsinde vardır. Biri çıkar da Fatih böyle bir iş yapmaz. Hatta Ali İmmet Berki mesela misal vereyim size. Büyük bir hukukçu. Fatih'in Adalet Hayatı diye bir kitabı var. Kanunnameyi reddediyor ya. Bu uydurmadır. Fatih insanların öldürmesine cevaz vermez bilmem. Bu laf değil bunlar. Sen cevaz vermeyi bırak. Tatbik etmiş. Yani kaynaklardaki o adamlar yalan mı söylüyorlar Fatih? Onlar devlete bağlı. Onun için fiilen yaptığı bir şeyi kanuna koymasını tecviz etme bu caiz değildir. Onun için bunu yapmamıştır demenin bir manası var mı? Üstelik ben o kanunnameyi tahlil etmedim size. O kanunnamede başka bir şey var. Her şehzadeye hak tanıyor. Orada yaş kaydı yok. Demiyor ki büyüğü olacak. Kime nasip olursa diyor karındaşını öldürebilir. Demek istiyor ki ey kardeşler. Ey benim veya herhangi bir padişahın evlatları vuruşun. Hanginiz bileğinin gücünü ispat ederse o geçsin başa. Bu ne demek biliyor musun? Millet arasındaki kavgayı kendi evlatlarına çekiyor. Zekasını, bileğinin gücünü, dirayetini ispat eden başa geçsin. En küçük kardeşe de hak tanıyor. Bu kanun kalktıktan sonra tahta arka arkaya ihtiyarlar geliyor. Abdülhamit 4 kardeş padişah oldu. Sultan Vahidettin. Geriye doğru sayalım. Sultan Reşat. Sultan Hamid. 5. Murat. 4'ü de kardeş. Bugün Suudi Arabistan'da 80 yaşından sonra tahta geçiyor adamlar. Neden? Bu ekberiyet kaidesini tatbik ediyor. Suudi Arabistan kuruldu 32'de. Birinci kral Abdülaziz bin Suud. Ondan sonraki bütün krallar bilmiyorum 8 mi oldu 10 mu oldu. Hepsi kardeş. Abdülaziz'in 40 erkek evladı vardı. Bu Abdullah ölürse geride daha benim tanıdığım Sultan bin Abdülaziz var. Mukrim bin Abdülaziz var. Birkaç tane daha kardeş var. Onlar herhalde 90 yaşında tahta geçerler. 90 yaşında adam idrarını tutamaz. Hamle yapmaz. Hamleyi genç adam yapar. Ben gençliğimde sizin gibi iştahsı kabarık adamlar bulsaydım gece yarılarına kadar sabahlara kadar konuşurdum. Bak şimdi 2 saat sonra yorgunluk hissediyorum. Son veriyorum. Gençlik başka, yaşlılık başka. Uzun vadeli işe gençler girişir. Şimdi bana uzun vadeli bir iş getirsen geçişine benim mezarla aramda çok mesafe kalmadı derim. Onun için ihtiyarın başa geçmesini önlemek için Fatih'in kanunnamesi fevkalade yerindedir. Benim 4 oğlum var. Dövüşsünler. Galip gelen milletin başına geçsin. Bu gene milleti düşünmek için evladına fedakarlığı celbetmektir. Ya para töner gibi. Bu kınanır mı Allah aşkına yahu? Bunu bir Müslüman kınar mı ya? Musibeti, belayı, fedakarlığı kendi ailesine çekiyor millet üzerinden. Rahmetullahi aleyhi mecmeyin. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Allah bu milleti tekrar onların yoluna çevirsin. Amin. Bitiriyordum söyle. Bitireceksin, bitirmeyeceksin. Çünkü bitiremiyorsun. Bitirmen için
Çünkü bir ne anlatacağım sana? Hani dedin ya benim yani gücüm kalmadı. Yaşlandım. Gücüm edemiyorum. Ettin ya şöyle kulağına vurdun da Çankaya'ya biz çıkıyoruz dedin biliyor musun? Şortma'da hatırlıyor musun? O geldi aklıma da o can var o milleti de yetiştirdin sen onu söyle. Ben estağfurullah. Ben Abdullah Gül'ün dahil olduğu bir gruba bundan 40 sene evvel Milli Türk Talebe Birliği'nde kendinizi küçük görmeyin. İstikbali başbakanı sizin aranızdan çıkacak dedim. Abdullah Gül başbakan olduğu zaman orada toplantıda bulunanlardan birisi ona telgraf çekti, bu sözü kullandı. Hatırlıyor musun Kadir abi böyle demişti dedi. Şimdi bir de baktık ki başbakanlık az geldi bir de reisi cumhur oldu. Benim keramette kusurluymuşum. Eksik. Evet Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak zahmetinizi cenneti ve cemaliyle mükafatlandırsın. İslam'ın galebesini görenlerden eylesin. Amin. İslam'ın galebesini gerçekleştirenlerden eylesin. Amin. Neslinizi kıyamete kadar iman üzere ipka buyursun. Amin. Neslinizden kafir, zındık, münafık getirmesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha.